Köşk Sosyete, Türkiye 3. Lig yolunda Talas Gücü Belediyespor'a başarılar diler. Köşk Sosyete'nin katkılarıyla yayınlanan Gaziantep Ankaz Talas Belediyespor maçı başlıyor. İyi seyirler. Mersin Ayran Stadı'ndan iyi günler sevgili ETV Kayseri izleyenleri. Türkiye 3. Ligi'nde yükselme playoff müsabakasında Gaziantep Ankaraspor ile Talas Gücü Belediyespor saat 15'te başlayacak müsabakada kozları paylaşacaklar. Bugün buradan 3. Lig'e çıkmış bir takımla apoletini takacak bir takım olacak. Tabii maalesef Talas Gücü Belediyespor bu apoleti takamayacak. 2 gün önce bu sahada aldığı Arguva karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyet sonrasında 3. Lig'e havlu atmıştı bu sezon için. Bugün ilginç bir müsabaka olacak. Gaziantep Ankaraspor kazanırsa maç sonrasında Arguvan Belediyespor ile penaltı atışlarına gidilecek. Tabii eğer Talas Gücü Belediyespor kazanır veya berabere kalırsa Gaziantep Ankaraspor'un da tüm iddiası sona ermiş olacak ve ilk müsabakasında berabere kalan, 2 gün önce de Talas Gücü Belediyespor 2-1 mağlup eden Arguvan Belediyespor Türkiye 3. Lig biletini almış olacak. Evet, saat 15'te başlayacak olan Gaziantep Ankaraspor Kayseri Talas Gücü Belediyespor müsabakasının hakem ve takım katılımı hemen okumak istiyorum. Hakemler Şanlıurfa bölgesinde bugün Erhan Kutlu, Mehmet Şengül ve Mehmet Yılmaz çalışır. Bugün müsabakayı yönetecekler. Gaziantep Ankaraspor sahada Asil Kaan Güler, Recep Coşkun, Oğuzhan Barkın, Ömer Çoban, Hayri Kıcıkoğlu, Samet Katanalp, Muhammed Can Öztürk, Tolga Kılıç, İsmail Türkaslan, Fırat Man ve Özcan Polat 11'i ile görev yapacak. Temsilcimiz Talas Gücü Belediyespor'da iki kırmızı kart cezalısı var. Yusuf Kılıç, Tayfun Yanar ve Yusuf Kılıç görev yapamayacaklar. 11'e şu isimler var. Kalede bugün Mustafa Umut Mete'yi izleyeceğiz. Doğukan Çevik, Ramazan Taş, Adem Hakan, Ali Denizer, Canberk Soykuvvet, Muzaffer İlhan, Uğurcan Gülay, Ahmet Aydın, Gökhan Öz, Emrah Turan ve forvette de Gökalp Kahya'yı izleyeceğiz. Talas Gücü Belediyespor yedeklerinde Ahmet Özden, Muhammed İbrahim Şahinkaya, Osman Buğra Uysal, Berkan Yılmaz, Muhammed Özdemir, Furkan Camcı, Osman Can Çötür, Fırtına Doğukan, Büyük İkiz, Mustafa İlkay Kartal ve Eren Toksoy görev yapacak. İlerleyen dakikalarda görev bekleyecek daha doğrusu. Bunu da hemen ifade etmiş olayım değerli izleyenler. Evet, saat 15'te başlayacak olan müsabakada artık Muharrem Bey, Muharrem Türkoğlu şu anda yanımda sevgili ETV Kayseri izleyenleri. Kendisi hem Gaziantep Ankaraspor'un yetkilisi, aynı zamanda basın mensubu, değerli meslektaşımız. Kendisine bu müsabaka öncesinde mikrofonu uzatmak istiyoruz. Muharrem Bey, zorlu bir 90 dakika, ilk müsabakasında 0-0 beraber kalan bir Ankaraspor var. Bugün artık olmak veya olmamak maçı. Evet, yani her şeyden önce bir kader maçı diyelim. Tabii ki ilahi takdir. Artık hak eden kimse, layık olan kimse, Rabbim ona nasip etsin. Her şeyden önce bir dostluk kazansın. Futbolun fair play'i kazansın. Onu istiyoruz biz. Tabii ki buraya gelmek çok zorlu bir süreçlerden geçiyor. Kolay süreçten geçmiyor. Her takımın ayrı bir hikayesi var. Ayrı bir yazdıkları masallar var. O zorlukları aştılar. Dikenli yollardan buraya geldiler. Artık onun ödülünü alma zamanı. Tabii ki Gaziantep Ankaraspor olarak, Gaziantep şehri olarak, Gaziantep FK'nın dışında ikinci bir profesyonel takımı kazandırmak istiyoruz. Bu konuda da şehrin önemli bir açlığı var, açığı var. Onu kapatmak istiyoruz. İnşallah Rabbim bize yar eder, bize nasip eder, çıkarız. Güçlü bir de sana sponsor desteği de var sana Ankaraspor'un. Ankaras Mühendislik bizim kulübümüze 6 yıldan beri sponsorluk desteği veriyor. Aslında ismimiz başka bir şeydi. Fakat verdikleri maddi desteklerden dolayı İsmimiz sadece Ankaraspor oldu. Ankas Gaziantep'te büyük bir mühendislik firmasıdır. Önemli işler yapıyor. Sadece Gaziantep değil, yurt içi ve yurt dışında da çok büyük işler yapan bir firma. Sağ olsunlar, bize 6 yıldan beri destek veriyorlar, sponsor oluyorlar. Onların sayelerinde de buraya geldik. Onun dışında ben bir parantez açmak istiyorum.
Bekir tabii sezon başında bu takıma geldi. Bu takımın her şeyi oldu. Yani bir kulüp başkanı, bir yöneticisi, ne bileyim bir hocası, sportif direktörü her şey oldu. Onun bu kulübe inanılmaz katkıları ve inanılmaz destekleri var. Eğer oldu ya, bugün nasip oldu, biz şampiyon olduk. Burada %90 Bekir İrtegül'ün katkısı var diyebilirim. Bugün zaten ya bugün sahada oynayan Ankaraspor 3.'ye çıkacak. Ya da tribünde oturan Arguvan Belediyespor 3.'ye çıkacak. Evet. Belki de maç sonrası penaltı atışlarına geçilecek. Evet. Yani penaltı atışları tamamen bir şans faktörü. Evet. Zaten bunun dediğimiz gibi. Eksikler de var Muharrem Bey. Ya bizde Burhan de var. Evet, Burhan yok. Arguvan maçında sağ bekimiz, sol bekimiz sakatlandı. Onlar yok. Yani 3 tane önemli oyuncumuz yok. Sezon başından beri sürekli kadrola 11'imizde olan 3 tane oyuncumuz bugün sahada olamayacak. Ama işte her şeyde bir hayır vardır. Belki Rabbim bize böyle hayırlara nasip edecek. Bilemiyoruz. Yani futbol bu neticede karşımızdaki oynayacağımız Talas Gücü de aslında bizim burada en çok çekinerek geldiğimiz rakibimizdi. İlk maçta saf dışı kaldı ama biz bugün de Talas Gücü'nün onuruyla çıkıp sahada mücadele edeceğine inanıyoruz. Tabii yani futbolda şabiye yer vermemek gerekiyor. Tabii. Onların da bu sahada en iyi şekilde mücadele etmelerini bekliyoruz. Sağ olsun Talas Gücü Belediyespor Lig'de oynadığı tüm müsabakalarda da olsun. Hem bulunduğu ilçeye, hem belediye, hem de belediyespora ve futbolcu antrenörüne en ufak bir söz getirecek bir hal ve hareketin içerisinde bulunmadı. Bugün de muhakkak alnına akıya çıkacak, müsabakasını oynayacaktır. Kayseri'ye layık olmaya çalışacaktır. Bu noktada hem Gaziantep Ankaraspor'a, hem Talas Gücü Belediyespor'a, hem de 2 maçta 4 puan toplayan Arguvan Belediyespor'a başarılı dileyelim. Teşekkürler. Sen de başarılı dilerim. Sağ olun. Evet sevgili ETV Kayseri izleyenleri, saat 15'te başlayacak olan müsabaka için artık son 45-46 dakika var. Biz de birazdan her iki takım teknik direktör, antrenör ve futbolcular ile röportajlarımızı sürdüreceğiz. Flaş röportajlarda kendileriyle birlikte olacağız. Yanına bakıyorum şöyle. Hatta Halil Hocam'ın yanına doğru sevgili kameraman arkadaşım benimle beraber takip ederse. Evet ilk maçta şanssız bir şekilde Arguvan Belediyespor'a mağlup olan Talas Gücü Belediyespor'umuz bizi üzdü. Ama canımız sağ olsun, yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Evet, Halil Aslan'la beraber Talas Gücü Belediyespor antrenörü. Halil Hocam, biraz önce yayında da konuştuk. Evet, Talas Gücü Belediyespor bugüne kadar oynadığı tüm müsabakalarda adına, şanına leke getirecek hiçbir hal ve hareketin içerisinde bulunmadı. Bugün de muhakkak bulunmayacaktır. Elbette biz prestij için sahaya çıkacağız ama amacımız Talas Gücü Belediyespor'a yakışık bir futbolunu hep kazanmak. Kesinlikle öyle. Yani şimdi ben 7 yıldır bu kulüpteyim. Hiçbir gün, yani tabiri caizse futbol dışı hiçbir işe, herhangi bir paralı bir işe bu kulübü bulaştırmadık. Bulaşmadı da Allah'a çok şükür alnımıza. Bugün de aynı şekilde. Yani herkes şunu bilsin ki Talas Gücü Belediyespor sahaya çıkar, futbolunu oynar, yener ama yenilir. Ama altında kimse, affedersiniz, öküz altında buzağı aramasın. Burada kesinlikle bizim olduğumuz yerde böyle bir iş olmaz. Hatta daha ilerisine gideyim, bizi o şekilde parayla alacak da hiç kimse yok. Satın alacak hiç kimse de yok. Bunu herkes böyle bilsin. Ama sahada futbolcular tabii ki morali bozuk, demoralize bir şekilde çıkacaklar. Ha sahaya bunu belki hiç yansıtmayacaklar, çok iyi top oynayacaklar. Belki olacak, belki olmayacak, orası da değilim ama kesinlikle burada herhangi bir yanlış bir iş yok. Buna herkes emin olsun yani. Bugün eksiklerimiz de var hocam. Ya tabii ki sakatlı olanlar var. Moralimiz. Ya en büyük sorun o. Yani biz bu gruba gelirken, yani çok açık ve net yönetme söyleyeyim, rahat çıkacağız diye geldik. Ama yani 18 maçta yaşamadığımız olayları yaşadık. Bir anda iki kişinin kırmızı kart görmesi. Çok saçma sapan bir gol yememiz. Ya buraya getirdi. Nasıl kısmet. Ya bu hatalar zinciridir. Hepimiz burada hatalıyız. Hiçbirimiz kendimizi kenara çekemeyiz bu konuda. Ha bedeli neyse de zaten bunu ödemeye hazırız. Sıkıntı yok. Ben burada Kayseri halkından özür diliyorum. Yapamadık. Beceremedik. Olmadı. Kısmet değilmiş. Herkes hakkını helal etsin yani. Hocam hakkını helal etsin diye Talas Gücü Belediyespor ve Halil Hasan hikayesi burada bitmiş olamaz. Buna belki duygusallık vardır yok, ama. Yok, duygusallık yok. Ben daha önceki programlarda da söylemiştim zaten bunu. Bu takım çıksa da çıkmasa da artık benim son sezonum diye. İnşallah başkan kısmede de müsaade ederse ben artık yani
Yoruldum yani abi. Hocam inşallah etmez diyelim. Biz de takım başarılı olalım diyelim. İnşallah. Kaptanımızı alacağız. Evet. Evet değerli izleyenler, Halil Aslan Kalasgücü Belediyespor'da 6 yıldır görev yapıyor. Bu sezon çıksa da çıkmasa da benim son sezonumdu. Başkandan müsaade isteyeceğim dedi. Bakalım önümüzdeki günler ne getirecek Kalasgücü Belediyespor adına, Halil Aslan adına, bunu da göreceğiz. Kaptan Canberk Soy Kuvvet'le beraberiz. Canberk, çok büyük umutlarla geldik buraya esasında. Hatta biraz önce Gaziantep Ankaraspor'la da röportaj yaparken bizim favorimiz Talas'tı denildi. Bizim favorimiz de Talas'tı ama olmayacak şeyler oldu diyelim. Çok üzerine durmayalım artık onun. Bugün nasıl bir müsabaka izleyeceğiz? Neler yapacağız? Yani dediğiniz gibi grubun favorisi bizdik. Ama olmayacak şeyler oldu. Nasip kısmet meselesi değil, nasip değilmiş. Çıkacağız bu maçta da elimizden geleni yapacağız. Yani bizim bir iddiamız yok ama biz kendimize yakışanı yapıp iyi bir futbol oynayıp izleyenlere iyi bir maç seyrettirmeye çalışacağız. Diyecek bir şeyim yok, bu kadar. Teşekkür ederiz, sağ ol. Doğukan Çevik'le beraber. Doğukan. Merhabalar. Favoriydik. Evet. Ama hiç olmayacak şekilde bir ne diyelim, pişmiş tavuğun başına gelmeyecekler bizim başımıza geldi. Maalesef kendi ipimizi kendimiz çektik. Ama bugün de bir prestij müsabakası oynayacağız. Neler söylersin? Yani öncelikle şunu söylemek istiyorum. Burada bugün biz prestij maçı oynayacağız ama biz her zaman sahaya Talasgücü Belediyespor kazanmak için çıkıyor. Hiç önemli değil ne olduğu, yani onlar için ne olacağı hiç önemli değil. Ya çarşamba günde bir talihsizlik yaşadık. Herkes gördü yani. 9 kişi kaldık. Sahada 8 futbolcu vardı. Ona rağmen çevirebileceğimiz bir maçtı. Tamamen kısmetsizlik diyelim. Her işte bir hayır vardır. Bu kadar yani söyleyeceklerim. Diyecek de bir şey bulamıyorum çok fazla. Peki, başarılar dilerim size. Çok teşekkür ederim size. Evet, Talasgücü Belediyespor antrenör Halil Aslan, takım kaptanı Canberk Soykuvvet ve defansın önemli ismi Doğukan Çevik ile görüştük. Şimdi de Şevk Hocam. Şevk Hocam, Burhan'la beraber sizi alalım. Mehmet Ali de buralardaysa onu da yanımıza alalım hep beraber. Mehmet Ali Bakar da buralardaysa. Evet, Gaziantep Ankaraspor antrenörü Şevki Koç'la beraber. Şevk Hocam, artık olmak veya olmamak kader, evet, maçı. Hem evet, sizler için hem Ankaraspor için neler söylersiniz? Bir sezonun meyvesini alacağımız bir süreç. Bu tür maçlarda gerçekten zor maçlar bunlar. Çok iyi hazırlandık. Hazırız. Burada final, bu saha, işte Er Meydanı. Bu çıkacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kupanın bir tarafından, bir grubundan argılan tutmuş durumda. Biz bugün burada inşallah Taras'la oynayacağımız mücadeleyi iyi bitirip kupanın bir tarafından tutmak istiyoruz. Hazırız, her şey için hazırız. Çok iyi geldik, çok temiz geldik buraya kadar. Sezonun namalik bir şekilde geldik. İnşallah ben temenni ediyorum ki bu kupayı Gaziantep'e, Gaziantep halkına, Gaziantep şehrine armağan edeceğiz. Hazırız her şeyle. Takdir ilahi, çıkacağız, oynayacağız. İnşallah şampiyon olan taraf biz oluruz. Hocam, pek de Türk futbolunun bu sezon en az gol yiyen, liglerde en az gol yiyen takımı sizsiniz. Evet. Bugün önemli eksikler de var tabii. Evet. Burhan da birazdan kendini soracağız. O da oynayamayacak sakatlığın ötürü. Yani sahaya yine de 11 kişi çıkacaksınız. Aynen öyle. Biz sezon başı planlamamızı yaparken bütün kadromuzu değerlendirecek diye düşündük. Evet, Burhan Coşkun bizim için çok önemli bir oyuncu. Ligin son haftasında oynanan maçta kolu kırıldı. Ama onun yerine oynayan arkadaşımız inşallah onu aratmayacaktır. Geçen maçta iki tane hem sağ bekimiz hem sol bekimiz sakatlandı. Ama biz kadro planlaması yaptığımız zaman yerine oynayacak oyuncular da bizim değerli oyuncularımız. İnşallah onları aratmayacaktır. Artık burada en iyi bir şekilde mücadele edip en azından ilk 90 dakikayı burada galip gelip maçı penaltılara taşımak istiyoruz. Başarılar dilerim hocam. Ben çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Burhan Coşkun Kayseri'nin, Kayseri Spor camiasında yakinen tanıdı isim. Yıllar önce Erciyes Spor'da izlemiştik kendisini. Bugün sahada olmasan da Gaziantep Ankaraspor için mücadele edeceksin. Bir sakatlığın var. Neler söylemek istersin? Öncelikle her iki takım için de iyi bir maç olsun istiyorum. Hani Talas da güçlü bir rakipti. Açıkçası beklediğimiz aslında Talas'ın hani favori olarak bekleniyordu ama onlar da şanssız bir şekilde ilk maçta elendiler. Ama onların kalitesinden hani bu bir şey eksiltmiyor. Biz bunun bilincindeyiz en azından. Bizim de yenmemiz gereken bir maç. Bakalım inşallah muvaffak oluruz, yeneriz. Ben de son maç talihsiz bir sakatlık yaşadım, kolumu kırdım. Ama hani takımın yanında tabii ki gönlüm,
kafam bütün şekilde hani takımından yana. İnşallah kısmet olur, şampiyon oluruz. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Mehmet Ali Bakan. Bu sezon belki de liglerin en az gol yiyen takımı Gaziantep Antalyaspor. İlk maçı da golsüz noktalandırdı. Bugün de Talas Gücü Belediyespor ile olmak veya olmamak artık kader maçına çıkacak. Neler söylemek istersin? Buraya emek vererek geldik, çok çalıştık. Zaten ligin en az gol yiyen takımı biziz. İnşallah bugün de galip gelip 3. lige çıkacağız. Ben gönlüm bizden yana. Teşekkür ederiz. Evet değerli ETV Kayseri izleyenleri, her iki takım antrenör ve futbolcudan dinledik. Her iki takım da sahaya kazanmak için çıkacak. Tabii tribünde de Arguan Belediyespor bu müsabakada Talasgücü Belediyespor kazanmasını veya maçın berabere bitmesini bekleyecek. Tabii maç bugün berabere biter veya Talasgücü Belediyespor'un üstünlüğüyle sona ererse Türkiye 3. lige çıkacak takım Arguan Belediyespor olacak. Eğer şu an biraz sonra başlayacak olan müsabakada kazanan taraf Gaziantep Ankaraspor olursa Arguan ve Ankaraspor müsabaka sonrasında bu statta seri penaltı atışlarına geçecekler. Çünkü her iki takım da 4'er puanı yakaladığı için statü gereğinde uzatma olmayacak. Direkt hakemin artık ne kadar bir ara görür bilemiyoruz ama o aradan sonrasında seri penaltı atışları sonrasında buradan bir takım Türkiye 3. ligine çıkmış olarak bu stattan ayrılacak, bu şehirde ayrılacak. Evet, kısmet diyelim, kader diyelim, hak eden kazansın diyelim. Tabii gönlümüzden Talasgücü Belediyespor geçiyordu. Zaten Arguan Belediyespor'da, Gaziantep Ankaraspor'da futbolcular, antrenörleri şunu söylüyordu. Bizim favorimiz Talasgücü Belediyespor diyordu. Bizlerin de favorisi Talasgücü Belediyespor'du. Talasgücü Belediyespor'ların da favorisi Talasgücü Belediyespor'du. Ama gelin görün ki umutlarımızı çarşamba günü bu sahada bırakmıştık. Tabii Talasgücü Belediyespor sahada 15'te başlayacak olan müsabakada kendine yakışanı yapacak. Futbolunu oynayacak. Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacak. Umarız kazanan Talasgücü Belediyespor olur ama ondan öncesinde kazanan Türk futbolu olsun diyorum. Evet, hakem ve takım kadrolarını sizlere aksettirmiştik. Şimdi ben maç anlatım için yukarı çıkacağım ve sesimizi, görüntümüzü de merkez stüdyolarımıza buradan bırakalım. Birazcık mola almış olalım bizler de.
Köşk Sosyete, Türkiye 3. Lig yolunda Talas Gücü Belediyespor'a başarılar diler.
Köşk Sosyete, Türkiye 3. Lig yolunda Talas Gücü Belediyespor'a başarılar diler.
Thank you.
Türkiye 3. Lig'de yükselme play-off müsabakasında Gaziantep Ankaraspor Talas Gücü yolunda Talas Gücü Belediyespor'a başarılar diler. Kuruluşunun 102. yılındayız. Yarın 23 Nisan'ı kutlayacağız. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlayacağız. Bugün de Mersin Arenası'nda takımın bir tanesi Türkiye 3. Lig'e yükselmeyi kutlayacak. Bu başarıyı kutlayacak. Gaziantep Ankaraspor ile Talas Gücü Belediyespor zorlu 90 dakikaya çıkacak. Tabii takımlar saha içerisinde mücadele ederken de tribünde Belediyespor'da bekleyecek. Evet, maç başlamasa çok kısa bir süre var. Ben hemen hakem ve takım kadrolarını bir kez daha sizlere okumak istiyorum. Maçı Şanlıurfa bölgesi hakemleri yönetecek. Orta hakem Erhan Kutlu, yardımcıları Mehmet Şengül ile Mehmet Yılmaz Çalışır olacak. Maçın dördüncü hakemi de Birkan Altıntaş. Gaziantep Ankaraspor'da kalede Asil Kaan Güler'i izleyeceğiz. Geri dörtlüde Oğuzhan Barkın, İsmail Türkaslan, Ömer Çoban ve Recep Coşkun görev yapacak. Hemen önlerinde Özcan Polat ve Tolga Kılıç izleyeceğiz. 10 numarada Samet Katanalp görev yapacak. Kanatlarda Fırat Man ile Haydi Kıçıkoğlu görev alacak. Ve en uçta da Muhammed Can Öztürk, Ankaraspor'un gol umudu olacak. Talas Gücü Belediyespor'da kalede Umut Mete'yi izleyeceğiz. Geri dörtlüde Gökhan Öz, Uğurcan Günay, Volkan Çevik ve Ahmet Aydın görev yapacak. Hemen önlerinde kaptan Canberk Soykuvvet olacak. Orta alanda sağ kanatta Ramazan Paş, sol kanatta Emrah Turan, ortada Muzaffer İlhan, hemen önlerinde Adem Hakan Denizer görev yapacak ve forvette de Gökalp Kahya görev yapacak. Muhammed sakatlığından ötürü Tayfun Yanar ve Yusuf Kılıç da kırmızı kart cezalısı olduğu için Talas Gücü Belediyespor'da forma giyemeyen isimler olacak. Ev sahibi ekiple de Burhan Coşkun kolu kırık sakatlığından ötürü bu müsabakada görev alamayacak. Evet, Talas Gücü Belediyespor bugün prestij müsabakasında kendine yakışan oynamak için sahada Gaziantep Ankaraspor'da kazanıp müsabakayı playofflara taşımak istiyor. Gaziantep Ankaraspor bugün kazanırsa maç sonrasında Arguvan Belediyespor ile penaltı atışlarına geçecekler. Ama maçtan beraberlik çıkar veya Talas Gücü Belediyespor kazanırsa da Arguvan Belediyespor direkt olarak 3. lige çıkacak diyelim. Evet Ferhat, maçın başlamasına çok kısa bir süre var. Neler söylemek istersin? Evet, artık 3. lige çıkan takımı belirleyecek bir 90 dakikada olabilir. Ya da bu 90 dakika sonrasında iş penaltılarına kalabilir. Tabii ki bugün hem Talas Gücü'lü seyircilerin gözü bu maçta, hem Ankaraspor'lu taraftarların gözü bu maçta, aynı zamanda Arguvanspor'lu taraftarlar da bu maçın sonucunu merakla ve dört gözle bekliyorlar. Çünkü maçın sonucuna göre belki de Ankaraspor, Arguvanspor 3. lige çıkmış olacak. Eğer ki Ankaraspor'un galibiyetinde ise maç sonrasında penaltı atışları olacak. Tabii biz de maç sonrası eğer ki penaltı atışları belirlerse 3. lige çıkacak takımı, penaltı atışları da izleyicilerimizle paylaşacağız, ekrana getireceğiz. Takıma da başarılar dileyelim ve müsabaka şu anda başladı. Evet, hakem Erhan Kutlu müsabakanın ilk düdüğünü çaldı ve müsabaka başladı. Hem Gaziantep Ankaraspor'a hem de Talas Gücü Belediyespor'a başarılar diliyoruz bu zorlu 90 dakikada.
şunu da söyleyelim. Oyun dizilişlerine baktığımız zaman Taras Gücü Belediyespor'un daha ofans bir kadroyla sahaya çıktım. Tabii eksikler var, cezalılar var ama daha hücumu düşünen bir oyun anlayışıyla sahaya çıktı. Tabii Arguman Belediyespor maçında daha defansifti, daha da defansif bir oyun anlayışıyla sahaya çıkmıştı ve 2-0 geriye düştükten sonra hücumu daha çok düşünen bir Taras Gücü Belediyespor vardı. Bugünkü maçta Taras Gücü Belediyespor daha rahat olacak psikolojik olarak. Çünkü artık senin de söylediğin gibi Taras Gücü için bir prestij maçından öteye gitmeyen bir karşılaşma bu. Ama diğer tarafta ise Ankaraspor bu maçtan mutlak ve mutlak galibiyetle ayrılmak durumunda. Evet. Ve müsabakada da ilk sarı kart çıkmış durumda. Hakem Erhan Kutlu, genç ve İstiklal Vadisi hakemlerden sarı kartına başvurdu. Gaziantep Ankaraspor'da. Tabii Ankaraspor'lu taraftarlardan da biraz bahsetmek gerekir. Bu maçta Ankaraspor'u ciddi anlamda destek veren bir taraftar var. Onları da... Evet, yani değerli izleyenler, Gaziantep Ankaraspor bölgesel 3. ligdeki 3. gruptaki oynadığı 16 müsabakada 13 galibiyet aldı, 3 beraberlik aldı sadece. Hiç mağlup olmadı ve 38 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü. Bu sezon Türkiye liglerinin en az gol yiyen takımlarından birisi Gaziantep Ankaraspor. Bu noktada da tebrik etmek lazım tabii. Ankaraspor tabii bu noktada olan Fenerbahçeli eski futbolcu Bekir İrtegün, antrenörleri Şevki Koç ve ciddi bir futbolcu kadrosu. Gaziantep Ankaraspor grubunda Kilis Belediyespor, Antakya Belediyespor, 5 Temmuz İskenderunspor, Gaziantep Anadoluspor, Yüzükspor, Elbeylispor, Reyhanlıspor ve Fayazspor'u geride bırakarak 16 maçta 42 puan artı 36 avarajda gruptan çıkarak Mersin'e geldi. Yani burada ciddi bir potansiyel olduğunu, ciddi bir çıkış olduğunu da göstermiş oldu. Tabii bugün Gaziantep Ankaraspor'un Türkiye üçlüğüne çıkabilmesi için sadece bu maçı kazanması yetmeyecek. Çünkü buradaki ilk maçında Arguvan Belediyespor ile 0-0 berabere kalmıştı. Müsabakayı eğer bugün Gaziantep Ankaraspor üstün tamamlarsa artık maçın hakemi Erhan Kutlu ve federasyon temsilcileri yapacağı toplantı neticesinde maç sonrasında belli bir süre dinlenme molası verecekler. Bu yarım saat mi olur, 15 dakika mı olur, 1 saat mi olur tabii bilemiyoruz. Sonrasında bir gol var ama tabii avuttan gelen, avut çizgisi sonrasında gelen bir orta vardı. Hakem de bayrağını kaldırdı. Orta hakem Ankaraspor kazandığı takdirde maç sonrasında Arguvan Belediyespor ile bu sahada hangi kale atış tercih edildi bilemiyoruz. Penaltı atışlarına gidecekler. Biz de ETV Kayseri olarak tabii bu anları da sizlere yayınlamaya çalışacağız. Şunu da ifade edelim. Evet, ilk maçta bir 7 dakikalık elimizde olmayan nedenle ötürü bir kesinti vardı değerli izleyenler. Bu ETV Kayseri olarak bizlerin bir kusuru olan, yani yayını kestiğimiz şeklinde bir düşünce hakim oldu. Böyle bir durum yok. Bunu bir kez daha ifade edelim. Bulunduğumuz yerde internet kesintisi yaşanmasından ötürü bir 7 dakikalık bir problemimiz oldu ama maçın ikinci yarısını sağlıklı bir şekilde vermiştik. Şükür şu ana kadar da yayınımız sağlıklı bir şekilde sizlere ulaşıyor. Bizi izleyen hem Gaziantep Ankaraspor camiasına, hem de Talas Gücü Belediyespor ve Kayseri halkına, hem de Arguvan Belediyespor camiasına da teşekkür edelim. İyi seyirler dileyelim. Tabii bu yayının sizlere ulaşmasında bize katkıda bulunan Kayseri Köşk Sosyal Pazarı'na da teşekkür ediyoruz sponsorluklarına ötürü.
Evet, maçta 6. dakika oynanırken Ankaraspor 0, Talasgücü Belediyespor 0 olarak müsabaka devam ediyor. Gaziantep'te yaklaşık 5-6 otobüs taraftarın buraya geldiğini haberini aldık ve tribünde zaten Ankaraspor'u destekleyen bir grup taraftarı yer almakta. Tabii Talasgücü Belediyespor Başkanı Yunus İloğlu ve kurmaylar da tribünde Gaziantep Ankaraspor kurmaylarla beraber müsabaka izliyorlar. Maç öncesinde yaptığımız röportajda Ankaraspor Teknik Direktörü Şevki Koç ve Mehmet Ali Bakar ve futbolcular Burhan Coşkun artık son sözü futbolcuların saha içeri söyleyeceğini, kazanan taraf olmak istediklerini, en az bunu da penaltı atışlarına taşımak istediklerini ifade etmişlerdi 3. lige çıkabilmek için. Şevki Koç'un kupanın bir ucunu Arguvan Belediyespor tutmuş durumda, diğer ucunda biz tutmak istiyoruz ifadesi vardı. Bakalım maç sonrasında Şevki Koç'a bu hedefine, ilk hedefine ulaşabilecek mi, izleyeceğiz. Evet, şu anda da Gaziantep Ankaraspor 8. dakika oynarken kendine göre sol taraftan köşe atışı kullanıyor. Kaleci Umut'un ellerine seken top kornere çıkmıştı. Evet, arka tarafta topun hakimi olan Hayri. Hayri'nin ortasında Uğur Can'a çarp top. Bu taraftan sağlı solu kornerlerle tabii Ankaraspor'da gol alıyor. Evet, korner atışı kullanacak Ankaraspor. Oğuzhan Barkın topun başına geçiyor. Bu sefer kendine göre sağ taraftan korner atışı kullanacak. Oğuzhan Barkın topun başında. Futbolcular penaltı noktasının hemen ön tarafında kümelenmiş durumda. Oğuzhan kafayı kaldırdı. Ortasını yaptı Oğuzhan ortasında. Arka tarafta kötü bir vuruş geldi orada Ankaraspor'dan ve top bir yandan avuta çıktı ve 9. dakika geçirirken de skorboard'da bir değişiklik yok. Röportajda Mersin'den hangi sonuçla dönersek dönelim, ister 3. lige çıkmış olalım, ister elenmiş olalım, ben görevi bırakacağım kararı almıştım dedi. Maç öncesinde kendisi de bu da benim Talasgücü Belediyespor'daki son maçım. Umarım galibiyette noktalamış olurum Talasgücü Belediyespor serüvenimi. Tabi başkanımız da Mustafa Yalçın ve Yunus İloğlu eğer müsaade ederlerse ben Talasgücü Belediyespor serüvenini bugün burada noktalamış olacağım dedi. Tabi bunun kararı Kayseri'ye dönünce, son maçıma çıkıyorum ben. Evet, Kayseri dönünce tabi burada Talasgücü Belediyespor kurmaylarının yapacağı toplantının etkisinde ortaya çıkacaktır. Tabi ister devam etsin, ister noktalansın, hangi karar çıkarsa çıksın, Halil Aslan ve ekibine Talasgücü Belediyespor'un, Kayseri Spor'unun ciddi derecede bir teşekkür borcu olduğunu ifade etmek lazım. Neticesinde bugün burada Talasgücü Belediyespor 3. kapısını zorluyorsa bunda da antrenör olarak, baş kahraman olarak da Halil Aslan'ın hakkını teslim etmek gerekiyor. Tabii eğrisiyle, doğrusuyla, eksiyle, fazlasıyla, yanlışıyla, doğrusuyla Halil Aslan Kayseri'nin evladı, Talasgücü Belediyespor'un bir parçası, emekleri için de teşekkür etmek gerekiyor. Evet, Halil Hoca da burada son sözü başkan söylesin diyor anladığım kadarıyla, ama düşünceleri bu yönde. Bakalım
Kayseri'ye dönüşte başkanla yapacağı görüşmede nasıl bir karar çıkar? Başkan Halil Hoca'nın bu düşüncesine nasıl bir karşılık verecek? Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Recep Coşkun'un bir ortası vardı penaltı noktası üzerinde ama orada hiçbir takım arkadaşı olmayınca topta direkt avuta çıktı. Ankaraspor da bu arada oyunu Kalasgücü'nün sahasına yıktı. Tabii çünkü onlara galibiyet gerekiyor. Beraberlik ve mağlubiyetin hiçbir anlam ifade etmediği bir karşılaşma. O yüzden mutlak gol bulması gerekiyor. Tabii dün akşam Ankaraspor teknik heyet ve futbolcularıyla otelde yaptığımız görüşmede hep iki tarafın da söylediği şuydu. Bu arada ciddi tehlikeli bir atak var. Evet, orada Hayri Nuvar'ın ortasında son anda Doğukan orada bir araya girdi ve topu kornere çıkardı. Mutlak gol önledi. Net bir gol pozisyonuydu. Hayri Kıçkoğlu. Ankaraspor'da çok organize geldi kanattan. Evet. Defansın arkasına sarkan oyuncu vardı. Hayri orada. Hayri evet. Güzel de ortaya da güzel çevirdi ama tabii ki Kalasgücü belediye sporları da sizden çıkardı topu. Tabii bu arada seyirci desteğini de arkasına alalım. Ankaraspor oyunda ağırlığını hissettirmeye başladı. Evet, şunu söylüyordum. Her iki takım kafilesi de diyelim favori olarak Kalasgücü Belediyespor'u görüyordu. Kalasgücü Belediyespor da kendini görüyordu. Biz de Kalasgücü Belediyespor'u favori görüyorduk ama herkesin favori gösterildiği Kalasgücü Belediyespor maalesef bugün iddiasız bir maça çıkıyor. Tabii bu kısmetten öteye yol yok. Maalesef Kalasgücü Belediyespor bugün belki de Türkiye 3. Lig'e yükselme başarısı göstermiş bir takım olarak Kayseri'ye dönüp yarın çifte bayramı kutlatmak varken maalesef bugün bu oyunu bükük bir şekilde prestij müsabakasını tamamladıktan sonra Kayseri'ye dönecek. Tabii Kalasgücü Belediyespor bizim gururumuz, bizim onurumuz, canımız, ciğerimiz ama keşke Kayseri'ye kupayla dönebilseydi. Evet. Tabii bugün yani ilk maçımızı kazansak ya da beraber kalmış olsaydı bugün taraftarlar yani belediye başkanı Sayın Mustafa Yalçın yine Kayseri'den birçok kişi bu maçı izlemeye geleceklerdi. Ama tabii ki ilk maçı kaybetmesinin neticesinde bugün taraftarlar da başkan da Mersin'e gelmediler. Yani ben de şuna Oğuk'la şöyle bir sezenişte yani, bulunmak istiyorum Ferhat'cığım. Bu maçın ilk maçı, ikinci maçı, beşinci maçı olmaz. Takımla beraber sen başından sonuna kadar olman lazım. Tabii Sayın Mustafa Yalçın için demiyorum ama neticesinde belediye başkanlığı görev var. Orada da asli görevleri var ama bunun dışında Kayseri'den ya işte finale geleceğiz biz. Ya finale geldikten sonra zaten önemli olan takım finale taşıyabilmek. Tabii. Bakın ilk maçta bir taraftar desteği olsaydı, tribün desteği olsaydı, bir itici kuvvet olsaydı. Şu anda mesela Ankaraspor taraftarlarını ben tebrik ediyorum. Takımının yanındalar. Evet. Ha, ilk, yani ilk maçta var mı bilemiyorum. Onu bilemiyorum ama bugün yine bizim oynadığımız maçta Arguvan Belediyespor taraftarlar takıma destek verdiler. Bugün Ankaraspor taraftarlar takıma destek veriyor. Kalasgücü Belediyespor'u futbolcuları da deyim yerine tırnak içinde kaderine mahkum edilmiş bir evet. Gibi buraya geldiler. Yani kazanırsanız ya ben kupayı almışım zaten gelmene gerek yok ki ben aldım zaten ben getiririm evet. Kayseri'ye. Tabii. Yani bunu ifade edelim burada. Yani taraftar her zaman söylüyor 12. Adamdır. Takımın itici kuvvetidir. Taraftar olmadan başarı maalesef gelmiyor. Spolu futbolculara bakıyorum, teknik heyete bakıyorum. Onlar da pür dikkat maçı izliyorlar. Çünkü bu maçın sonucu kendilerini de yakından ilgilendiriyor. (Gülüyor)
Evet, Mersin Arena Stadı'nda 23 derece bir sıcaklık var değerli izleyenler. Güneşli, güzel bir bahar havası. Zaten ilerleyen aylarda Mersin'de nefes almanın zor olduğu dönemler var. Şu an tam Mersin'in hem bir yandan esiyor, bir yandan da güneşi kendini gösterdi, insan ısıttığı bir hava var diyebiliriz. Evet, bu arada Ankaraspor tehlikeli bir atak geliştiriyor. Ve top kornere gitti. Solda topla evet. Buluşacağız alanda oraya gidiyor Ramazan. Hakimini geçebilecek mi? Şimdi geçti diyemiz. Yerde kaldı faul. Hemen tehlikeli bir noktadan üzerinde serbest atış kullanacak. Faul yapan isim orada İsmail Türkaslan. Ceza alanı çizgisinin bir adım hemen önünde. Topun başına usta isim Adem Hakan Denizer geldi. Kaleyi çaprazdan gören bir noktada. Tehlikeli bir nokta. Evet. Muzaffer İlhan hemen Adem Hakan'ın sağına doğru geçti. Adem Hakan topu şöyle eline aldı. Yerine koydu. 3 kişilik bir baraj istedi. Adem Hakan sanırım kaleyi yoklayacak oradan. Maçta 19 dakika değerli izleyenler. Adem Hakan. Ceza içinde oyuncular kümeleşmiş durumdalar. Hareketlilik var. Adem Hakan şimdi atış yapmak için hakemden izin bekliyor. Şimdi düdük çaldı Adem Hakan. Adem geldi. Adem vuruşunda barajdan sekti. Uğurcan Gülay kafayı vurdu. Top kaleci Asil Kaan Güler'de kaldı. Yumuşak bir kafa vuruşu oldu. Şimdi Ankaraspor soldan atak geliştirmek istiyor. Topla buluşan Özcan orta alanda. Özcan soluna doğru baktı. En soldaki arkadaşına topu çevirdi. Cebinin ortası. Orada Doğukan kafayla uzaklaştırdı. Gökalp. Bugün Muhammed'in yokluğunda Talas Gücü Belediyespor'un uç noktasında ama şu ana kadar oraya gelmiş değil. İsmail soluna verdi. Ömer Çoban. Ömer Ankas. Ömer'le oyun kurmak istiyor. Özcan Polat orada. Sol kafayı kaldı. Sağına doğru döndü. İsmail Türkaslan. Muhammed. Muhammed'den Tolga. Tolga'dan Samet. Samet'ten Ömer. Samet'ten Ömer tekrar birbirle oynadı. Ömer soluna döndü. Oğuzhan Barkın. Oğuzhan. Geliyor.
sanki Gaziantep Ankaraspor'un bir tık daha skoru isteyen bir oyunu sergilediğini ifade edebiliriz. Tabii bunu tabelaya ne kadar yansıtabilirler? Biraz daha kontrollü başlar. Mesela Arguvan maçını da beraber anlatmıştık. Arguvan daha istekli, daha hırslı, daha ofansif başlamıştı. Önde basan, Talas Gücü'nün oyununa yani hükmetmesini engelleyen ve hataya zorlayan bir futbol anlayışındaydı. Şimdi daha ziyade orta saha mücadelesi. İki takım da yavaş oynuyorlar. Çünkü Ankaraspor'un golü bulması için biraz daha hızlı oynaması, topu hızlı çevirmesi ve hızlı atağa çıkması gerekiyor. Hakem Erhan Kutlu'da bir su molası verdi, evet. Köşk Sosyete, Türkiye 3. Lig yolunda Talas Gücü Belediyespor'a başarılar diler. Müsabaka kaldığı yerden başladı değerli izleyenler. Tabii tempo biraz daha düşük bu dakikalarda. Evet, Gaziantep Ankaraspor'dan da biraz anekdotlar ifade edelim değerli izleyenler. Gaziantep Ankaraspor'un en golcü iki ismi bugün sahada yer almıyor. Tabii bunlardan birisi Adem Parlak, devrasında takımla ayrılan sonrasında Burhan Coşkun geldi ama Burhan Coşkun da son lig maçında kolu kırıldığı için Arguvan Belediyespor maçında görev alamadı. Bugün de görev alamıyor. Adem Parlak ligin ikinci yarısında Tire 2021 futbol kulübüne transfer olmuş ve 8 maçta 8 gol atmış. Yani Adem Parlak gollerine orada devam etmiş. Yerine gelen Burhan Coşkun, öyle diyelim yani, yerini doldurmaya çalışan Burhan Coşkun'un 7 golü var. Abdullah Halman'ın 4 golü var. Abdullah Halman yine bugün sahada kendisini göremiyoruz. Hayri Kıçıkoğlu 4 golü var. Fıratman'ın 4 golü var. Bunlar bugün için sahadalar. Talas Gücü Belediyespor cezalı içerisinde bir karambol vardı ama önce Uğurcan, ardından Canberk topu uzaklaştırdılar. Hasan Üstünkaya 2, Savaş Doğan 2 gole sahip. Mehmet Ali Bakar 1, İsmail Türkaslan 1, Ümit Kocamaş 1 ve Savaş Doğan da 2 golü olduğunu ifade etmiştik değerli izleyenler. Talas Gücü Belediyespor'da 17 golü bulunan Muhammed Özdemir bugün sahada olamayacak. Adem Hakan Denizler 7 gole sahip ve geçen de 1 gol atmıştı. 8 gole sahip sahada kendisi. Yayın anlatmamıza katkısı olan sponsorlarımıza da teşekkür ederim derim.
sponsorumuz Köş Sosyete ve sahibi İsa Günbey'e de buradan teşekkürlerimizi iletelim. Bu yayının izleyicilerimize ulaşmasında ciddi bir katkısı var. Ratman ile tehlikeli geldi bu ara Gaziantep Ankaraspor ama Kalas Gücü defansı bu tehlikeli uzaklaştı. Şimdi Canberk sağında solunda Ramazan'ı görmek istedi. Taşlarda olamadı. Şimdi Recep'le Kalas'ı kullandı. Böyle Hayri Kılıçoğlu'nu beğendim ben sağ kanattan. Etkili bir oyuncu. Evet, Hayri de Hayri Kılıçoğlu da şu anda sahada olup da en çok gol atan isim. 4 golü var. Samet kaleye karşıdan gören bir noktada Samet sağına çekti topu. Hayri Kılıçoğlu oynadı. Hayri bindiriyor. Sıfıra kadar indi. Hayri'nin ortasında arka direkte orada o tarafta 32 numara Gökhan yani topu sağ kanattan çok etkili geliyor Hayri. Hayri ile Antalyaspor. Bir serbest atış kararı verdi hakem Erhan Kutlu. Çoban kafaya yükselmek istedi ama başarılı olamadı. Özcan Polat ile tekrardan Ankaraspor. Hakikaten 3 as futbolcusu Muhammed, Tayfun Yanar ve Ramazan maalesef bugün Yusuf Kılıç diyelim. Ramazan'da yanlış söyledim. Yusuf Kılıç, Tayfun Yanar ve Muhammed Özdemir bugün Talas Gücü Belediyespor 11'inde kadrosuna yer almıyorlar. Yusuf ve Tayfun kırmızı kart cezalısı. Muhammed de sakat olduğu için bu müsabakada forma giyemeyen isimler. Şu hatırlatma yapalım değerli izleyenler. Gaziantep Ankaraspor kazanırsa müsabaka sonrasında Gaziantep Ankaraspor ile Arguan Belediyespor seri penaltı atışları yapacaklar. Arguan Belediyespor şu anda tribünde müsabakanın sonucunu bekliyor. Maç bittikten belli bir süre sonra bu arada Talas Gücü Belediyespor'un bir tehlikeli hata vardı. Herkesin bakışının arasında top avuta kadar çıktı. Ve statüyü okuyacağım sizlere de, bir oyuncu değişikliği olacak mı? Evet, oyuncu değişikliği şu an hakem yapılmasını istedi. 31 numara 31 dakikada 10 numaralı formasıyla oyundan çıkan isim Samet oldu değerli izleyenler. Yerine de Savaş Doğan dahil oldu. ...77 numaralı formasıyla Savaş Doğan'ı izleyeceğiz ilerleyen dakikalarda. Antrenör
Ankaraspor antrenörü Şevki Koç maçın 31. dakikasında Samet Katanalp'i oyundan alırken yerine Savaş Doğan'ı dahil etti. Evet. Bu arada Talas Gücü Belediyespor'un bir hata var. Adem'in vuruşunda topağlara gitti. Evet. Emrah'ın ortasında maçın 32. dakikasında Adem Hakan Denizer plase bir vuruşla kaleci Asil Kaan Güler'i avladı. Evet, 32. dakikada Talas Gücü Belediyespor 1-0 öne geçti değerli izleyenler. Maçın 32. dakikasında Adem Hakan Denizer takımını 1-0 öne geçiren gol attı. Tabii burada Emrah'ın topu sağdan taşıyıp güzel ortasında payını vermek lazım. Kaleci Asil Kaan Güler de kolların arasından bu plase vuruşa hakim olamadı ve top ağlara gitti ve 33. dakikada Ankaraspor tekrardan oynaya başladı. Adem Hakan Denizler de bugün Talas Gücü Belediyespor formasıyla bu sezonki 9. golünü atmış oldu. Bir skor, maç bu skorla bitecek olursa veya Talas Gücü Belediyespor'un üstünlüğe sona erecek olursa 3. lig vizesini almış olan takım Arguvan Belediyespor olacak. Bu arada ne çok şık bir gol izledik. Muhammedcan Öztürk 34. dakikada takımının eşitlik golünü kaydetti. Bu dakikada topu aldı. Sağ tarafta içeri doğru süzüldü. Soluna çekti Muhammedcan Öztürk. Uzak köşeye çok net bir vuruş gerçi attı. Kaleci Umut Mete'nin de ellerine çarpan top ağlarla buluştu. 35. dakikada skora denge geldi. Dakikada Muhammedcan Öztürk'ün şık bir golle tanıklık. Skor 1-1'e geldi. İlk yarı bitmesine 10 dakika kala. Evet, Adem Hakan Denizler'in 32 dakikada attığı gole Muhammedcan Öztürk 35. dakikada karşılık vermiş oldu ve skor 1-1. Talas Gücü Belediyespor bu kez oyuna başlayan taraf oldu. Statü ne diyordu, bunu okuyacaktım. İki takım penaltıya kalırsa puan eşitliği grup birincisi ile grup ikincisi olan takımlar arasında ise genel averaja bakılmaksızın bu iki takım penaltı atışı yapar. Eşitlik üçüncü maçı oynayan iki takım arasında ise bu maçın hakemi tarafından müsabakadan kabul bir süre sonra uzatma yapılmaksızın penaltı atışları yaptırılarak sonuca ulaşılır. Eşitlik
bay olan takımı da ilgilendirebileceği için bu tür bir olasılığı bekleyen takım son maçın bitiminde statta bulunmak zorundadır. Bu arada sarı kart gören isim tehlikeli bir noktadan Antalya'da burada Muzaffer İlhan mı? Tam göremiyorum bulunduğumuz noktadan. Evet, kalede tam karşıdan gören yer yaklaşık 25 metrelik bir nokta diyebiliriz. Evet, bu atış sonrasında da statünün kalan kısmını sizlere okuyacağım değerli izleyenler. Evet, topun başında Oğuzhan Barkın'ı görüyorum. Kaptan da orada. Hatta şimdi kenara çekildi ama sanırım o atışı sol ayaklı Oğuzhan Barkın kullanacak gibi duruyor. Farklı bir organizasyon yok işte tabii. Oğuzhan şöyle kaleye baktı. Evet, tek Oğuzhan kaldı. Oğuzhan Barkın topa doğru geliyor. Hakem düdüğünü çaldı. Oğuzhan şıt vuruşu. Kaleci Umut Mete üzerine gelen topu kornere güçlükle çeldi. Şimdi korner atışı kullanacak Ankara Spor. Ankara Spor golü de bulunca, yani beraberlik oynarken bulunca taraflarına desteğiyle galibiyet golü için yükleniyor. Evet, Oğuzhan Barkın şimdi köşe atışını kullanacak. Dakika 38 değerli izleyenler. Oğuzhan ortasını yaptı. Kaleci geçen top kafadan sekti. Out'a çıktı. Orada Ankara Spor futbolcu istediği gibi vuramadı topa ve out'a çıktı top. Evet, orada kafa vuruşu yapan isim Muhammedcan Öztürk, takımın adına ilk gol atan isimdi. Şu an Emrah'la sağ taraftan Alaskücü Belediyespor atağa çıkmak istiyor. Muvaffak olamadı. Kaptan kafayı kaldırdı. Uzun pas. Orada iyi de bir pas geldi. Hayri Küçükoğlu, Uğurcan Gülay geçti ama topa hakim olamadı. Top da avuta kadar çıktı. Evet, statü ne diyor değerli dinleyenler? Eşitlik, bay olan takımla ilgilendirebileceği için bu tür bir olasılığı bekleyen takım son maçın bitiminde statta bulunmak zorundadır. Yani şu anda Arguvan Belediyespor statta müsabakayı izliyor. Müsabakanın sonunda puan eşitliği maç oynayan takımlardan biri ile bay takımı arasında olursa, yani Ankara Spor ile Arguvan Belediyespor arasında olursa, ki ihtimal sadece bu var, maçın hakemi makul bir süre ardından makul bir süre aranın ardından bu iki takım penaltı atışları için belirlenen kaleye doğru yönelecekler ve penaltı atışları yaptılar, sonuca ulaşacaklar. Yani Arguvan Belediyespor ile Ankara Spor arasında penaltı atışlarına gidecek olursa, bu penaltı atışları bugün bu müsabaka sonrasında belli bir ara verildikten sonra yapılacak. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Ara için herhangi bir süre yazmıyor. Yok. Hakemin makul bir dinlenme süresi olarak görecek bunu. Yani 15 dakika ile yarım saat arasında da belki olur. Belki de bilemiyoruz tabii, statüde ne kadar bir süre var. Bunu hakem ve federasyon temsilcisi karar verecektir. Belki de verdiler de bunu en azından biz bilmiyoruz şu ana kadar. Thank you.
yarıda artık son 4 dakikaya girdik diyebiliriz değerli izleyenler. Tabi müsabaka ilk yarısı sonunda ne kadar bir ekleme yapılacak bunu da hakem Erhan Kutlu belirleyecek. Şu anda 42. dakika içerisindeyiz ve Ankara Spor 1, Kalasgücü Belediyespor 1. Görüntüler var. Ankaraspor taraftarları davullar, zurnalar eşliğinde halaylar çekiyorlar. Takımlarına destek veriyorlar. Tabii taraftarda futbolun güzelliği, rengi, çiçeği olmazsa olmazı. Antrenör Şevki Koçma oyuncularına sürekli talimatlar veriyor. Spor üstünlüğü bir önce elini alabilmek adına oyuncuları uyarıyor. Tabii bu skor Arguvan Belediyespor'un işine yarıyor. 4 puanlı Arguvan Belediyespor. Maç eğer berabere biterse playoff'ların Mersin ayağını lider olarak tamamlayarak Türkiye 3. lig vizesi almış olacak. Çünkü Ankaraspor 2 maçta 2 beraberlik alarak 2 puanda kalacak. Kalasgücü Belediyespor da 2 maçta 1 beraberlik 1 mağlubiyet neticesinde 1 puanda kalarak Türkiye 3. lige çıkma hayallerini başka bir bahara bırakmış olacak. Artık maçta ilk yarının sonuna doğru geliyoruz. 45 dakika içerisinde girdiğimizde tabelada bir birlik eşitlik var değerli izleyenler. Ramazan alanda faule maruz kaldı ve ilk yarının son dakikası içerisinde Kalasgücü Belediyespor Ankas yer alan ortalarından serbest atış kullanacak. Burada Bekir İrtegün ve Şevki Koç, Antonio Şevki Koç maçın yardımcı hakemine, dördüncü hakemine itirazları var. Sürekli faul düdüğü çalındığı yönünde. Adem Arman, Can Ahmet, Ahmet Ar Ahmet, Tadıç kullanacak var. Hayır dedi. Hakem Erhan Kurt'u tanıtımı. Evet, ilk yarının sonuna en az 4 dakika ilave etti hakem Erhan Kutlu. Evet, Ankaraspor sağ taraftan taç atışı kullandı. Recep. Önünde Muhammed var. Muhammed döndü. Savaş'a vermek istedi ama hatalı pas. Şimdi Zaffer'le sağ tarafa döndü. Gökhan Öz. Gökhan Öz en sola doğru Ramazan Taş'ı gördü. Ramazan Taş soldan atak hazırlığında. Ramazan kaptan Canberk'e verdi. Canberk Ahmet Aydın'ın oldu. Ahmet Aydın'ın pasında Gökhan Borut'a bakım oldu. Orada güzel bir şut vuruldu. Ahmet Aydın soldan ortasında kaleci Asil Kaan Güler topu rahatlıkla kontrol etti ve şimdi uzun çıkarmak istedi ama kötü bir kaleci atışı ve orta sahanın solundan top taca kadar gitti. Gökhan Özlü de taca atışı kullandı Kalasgücü Belediyespor.
Adem Hakan, tekrar Gökhan'la oynadı. Muzaffer, Adem. Gökalp'e göremedi. Ömer Çoban geriye döndü Ömer'de. Şöyle bir takımı ol çektirdi. Nefes aldırdı. İsmail Türkkas'tan sola döndü. Özcan. Gökalp araya giremedi. İsmail Türkkas'tan ayağını topu topa ve topu taca gönderdi değerli izleyenler. Evet, uzatmanın 2 dakikası içerisindeyiz. Canberk, Adem. Burada Tolun'la Ramazan var. Adem. Bu dakikalarda Talas gücüne yükleniyor. Ama Adem'in kaptırdığı bir top şimdi hücum olabilir. Savaş. Burada Ahmet araya girdi ve taç atışı Antalyaspor'un. Hayri topu bıraktı. Recep, şimdi Recep taç atışı kullanacak. Recep Savaş'la oynadı. Tolga topuna hakim olamadı. Orada şimdi Fıratman. Fıratman cezalı içerisinde. Fıratman'ın vuruşunda. Orada Uğurcan ile ayağını soktu. Sonrasında Ahmet topu korner attı. Fıratman bir anda kaleciyle karşı karşıya kalabilirdi. Uğurcan orada araya girdi ve topun kaleye yönelmesini engelledi. Sonrasında da Ahmet topu kornere gönderen isim oldu. Evet. Oğuzhan Barkın topun başındaydı. Şu an yine sol kanattan Talas Gücü Belediyespor'a sol kanattan korner atışını kullandı. Oğuzhan'ın ortasında Recep'ten önce Umut çıktı ve topu uzaklaştırdı. Bir faul daha var. Bir sarı kart daha çıkıyor. Burada Özcan Polat, takım kaptanı Özcan Polat sarı kart gördü. Tabii maçın ikinci yarısında süre daraldıkça artık bir psikolojik mücadeleye dönüşebilir maç. Çünkü sinirler gerilecek diyorsun. Sinirler gelecek. Ankaraspor'a mutlak galibiyet gerekiyor. Talas Gücü daha rahat. Bakalım maçı ilerleyen dakikalar neyi gösterecek. Talas Gücü'de kalabalık geliyor. Ramazan. Ama Ramazan istediği gibi topu kullanamadı. Kontrol edemedi ve ilk yarısı sona erdi. Erhan Kutlu müsabakanın ilk yarısının son düdüğünü çaldı. Mersin Arena Stadı'nda Gaziantep Ankaraspor 1, Talas Gücü Belediyespor 1. İkinci yarıda tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle kısa bir ara veriyoruz değerli izleyenler. Köşk Sosyete'nin katkılarıyla yayınlanan Gaziantep Ankas Talas Gücü Belediyespor maçının ilk yarısı sona erdi.
Kayseri Kulisi. Sıcak siyaset, ekonomik durum, yerel gündem. Gazeteciler Ferhat Yağmur, Recep Bulut ve Yusuf Agaş'a yorumluyor. Konuşulmayanların konuşulduğu program. Kayseri Kulisi her pazartesi saat 20'de ETV Kayseri'de. Sportif. Süper Lig'de puan savaşı. Kayseri Spor'da son durum. En çarpıcı haberler, istatistikler, transferler, analizler. Gazeteciler Yüksel Yıkılmaz'la Ferhat Yağmur yorumluyor. Sportif her salı günü saat 21'de ETV Kayseri'de. Bu kentin çınarları. ETV Kayseri ekranlarında müzik ziyafeti. Metin Yücel'in sunumuyla her hafta değerli konuklarıyla Bu Kentin Çınarları cumartesi akşamları saat 20'de ETV Kayseri'de. Köşk Sosyete, Türkiye 3. Lig yolunda Talas Gücü Belediyespor'a başarılar diler. Kayseri Kulisi. Sıcak siyaset, ekonomik durum, yerel gündem. Gazeteciler Ferhat Yağmur, Recep Bulut ve Yusuf Agaş'a yorumluyor. Konuşulmayanların konuşulduğu program. Kayseri Kulisi her pazartesi saat 20'de ETV Kayseri'de. Sportif. Süper Lig'de puan savaşı. Kayseri Spor'da son durum. En çarpıcı haberler, istatistikler, transferler, analizler. Gazeteciler Yüksel Yıkılmaz'la Ferhat Yağmur yorumluyor. Sportif her salı günü saat 21'de ETV Kayseri'de. Bu kentin çınarları. ETV Kayseri ekranlarında müzik ziyafeti. Metin Yücel'in sunumuyla her hafta değerli konuklarıyla Bu Kentin Çınarları cumartesi akşamları saat 20'de ETV Kayseri'de.
Köşk Sosyete, Türkiye 3. Lig yolunda Talas Gücü Belediyespor'a başarılar diler. Köşk Sosyete'nin katkılarıyla yayınlanan Gaziantep Ankas Talas Gücü Belediyespor maçının ikinci yarısı başlıyor. İyi seyirler. Köşk Sosyete, Türkiye 3. Lig yolunda Talas Gücü Belediyespor'a başarılar diler. Kayseri Kulisi, sıcak siyaset, ekonomik durum, yerel gündem. Gazeteciler Ferhat Yağmur, Recep Bulut ve Yusuf Agaşe yorumluyor. Konuşulmayanların konuşulduğu program. Kayseri Kulisi her pazartesi saat 20'de ETV Kayseri'de. Sportif, Süper Lig'de puan savaşı, Kayseri Spor'da son durum, en çarpıcı haberler, istatistikler, transferler, analizler. Gazeteciler Yüksel Yıkılmaz'la Ferhat Yağmur yorumluyor. Sportif her salı günü saat 21'de ETV Kayseri'de.
Köşk Sosyete'nin katkılarıyla yayınlanan Gaziantep Ankas Talasgücü Belediyespor maçının ikinci yarısı başlıyor. İyi seyirler. Köşk Sosyete, Türkiye 3. Lig yolunda Talasgücü Belediyespor'a başarılar diler. Evet değerli izleyenler, Mersin Arena Stadı'na tekrardan merhaba. Müsabakanın ikinci yarısı birazdan başlayacak. Her iki takıma şöyle bakıyorum, bir oyuncu değişikliği görünmüyor. İkinci yarıya Ankara Spor başlayacak. Topun başında Savaş Doğan'la Muhammed'i görüyorum. Maçın hakemi de Özcan Polat'la bir şeyler konuşuyor. Erhan Kutlu. Bakalım ikinci yarı nelere gebe, neler olacak, neler bitecek, hep beraber izleyeceğiz değerli izleyenler. Evet, Erhan Kutlu yardımcılarıyla şöyle göz göze geldi. Evet, saatini kontrol ediyor. Türkiye 3. Lig'e yükselme playoff müsabakasında Ankaraspor Talasgücü Belediyespor müsabakasının ikinci yarısının ilk düdüğü çalacak. Evet, Erhan Kutlu saatini kontrol etti ve ilk düdüğünü çaldı ve ikinci yarı başladı. Başarılar Ankaraspor, başarılar Talasgücü Belediyespor diyelim. Ömer Çoban uzun pasında da top kaleci Umut Mete'ye kadar geldi değerli izleyenler. Artık ne derler, sözün bittiği yer, son sözü artık futbolcular saha içerisinde söyleyecekler. Evet, her şeyin belli olacak. 45 dakika başladı bu arada. Evet, müsabakanın ilk yarısında 32. dakikada Adem Hakan Denizler Talasgücü Belediyespor adına topağlara gönderen isim olmuştu. 35. dakikada da Muhammed Can Öztürk dengeyi getiren golü atmıştı. Şimdi Özcan Polat'ın pasında Fırat Alman topu önüne çekti. Fırat Man tekrardan soluna döndü. Savaş'ın ortasında kaleci Umut Mete kalesini terk etti ve topun hakimi oldu. Umut kaptan Canberk ile oynadı. Canberk sola döndü. Adem Hakan Denizler orada. Tekrar Canberk, tekrar Adem Hakan Denizler. Adem'in uzun pası kanatta, topun hakimi Emrah. Gökhan'a topu aktarmak istedi. Rakipten döndü. Şimdi orada Ramazan Taş yerde kaldı. Hakem oyna dedi. Emrah'ın topa müdahalesi var. Hakem devam dedi. Top önünde bulan isim Gökalp Kahya. Sol ayağıyla uzaktan kaleye yokladı ama top üstten avuta kadar gitti. Evet, Ankaraspor oyuna başladı değerli izleyenler. Tolga Kılıç topun hakimi. Tolga Savaş'la oynadı. Savaş geriye döndü, orada İsmail. Ama Canberk'in Savaş'a yaptığı hareketi hakem Erhan Kutlu faul olarak değerlendirdi.
Evet. Anka Spor Savaş Doğan'la yaklaşık 22-23 metre uzaklıktan bir serbest atış kullanacak. Orada Savaş'la Oğuzhan arasında bir konuşma vardı. Evet, bu arada Ramazan Taş da Talas Gücü Belediyespor'dan sarı kart gören isim oldu. Oğuzhan Barkın tehlikeli bir nokta. Dakika 49 değerli izleyenler, Oğuzhan Barkın topun başında. Bakalım nasıl bir serbest atış kullanacak. Oğuzhan geldi. Oğuzhan orta şut karşı bir vuruş. Kaleci Umut Mete'den sekti top, kornere çıktı. Şimdi Savaş Doğan kendine göre sol taraftan bir köşe atışı kullanacak. Savaş Doğan cezalı içerinin ortasını şimdi yaptı. Direğin üzerinden uzak taraftan top avuta kadar çıktı. Şimdi Umut Mete kaleci atışını Uğurcan Gülay ile kullandı. Uğurcan Gülay hemen öndeki Muzaffer'le oynadı. Muzaffer sağ tarafta Gökhan'a top uzattı. Gökalp oynadı. Canberk Ramazan atağı sürükleyemeyen isim oldu. Orada İsmail Türkas'tan kafayı kaldırdı. Sol tarafta Savaş Doğan'ı gördü. Savaş tekrar geriye döndü. İsmail. İsmail'den kaptan Özcan. Özcan sol tarafta. Şimdi pasını verdi Özcan. Orada Fıratman atağı sürükleyemedi. Taç atışını Ankas kullandı ama başarılı bir taç atışı olmayınca, organizasyon olmayınca Talas Gücü Belediyespor şimdi Gökhan'la taç atışını kullanıyor. Gökhan Gökalp'i gördü. Gökalp kafayı kaldırdı. 70 numaralı Emrah'tan önce araya giren İsmail topu taca gönderdi. Şimdi Gökhan taç atışını kullanmak üzere o bölgeye geldi hemen. Ankaraspor yedek kulübesinin önünden Gökhan tacasını kullandı. Emrah'tan seken top taca çıktı. Savaş. Gökhan Uğurcan anlaşmazlığında Ankaraspor topuna hakimiydi ama onları da kaybettiler. Şimdi Adem Hakan Denizer Ramazan ile oynadı. Ramazan topu soldaki Ahmet'e aktarmak istedi. Başarılı olamadı. Gaziantep Ankaraspor sağ taraftan atak geliştirmeye çalışıyor. Orada Hayri Küçükoğlu ama o da topu taşıyamadı istediği gibi. Şimdi Talas Gücü Belediyespor'da da Muzaffer İlhan geriye döndü. Uğurcan Gülay Doğukan'la oynadı. Doğukan Ramazan'la oynadı. Ramazan alanda Adem Hakan'ı gördü. Adem Hakan sağ taraftan atağa kalkan Gökhan Öz ile oynadı. Gökhan Öz hemen önündeki Emrah uzat topu. Emrah'tan önce Ömer Çoban yatarak geldi ve topuna hakim oldu. Sonrasında Oğuzhan Barkın topu da Fırat'a aktardı. Fırat şimdi Savaş'la oynadı. Savaş'ın uzun pasında Muhammedcan Öztürk'ten önce kaleci Umut Mete çıktı ve top uzaklaştırdı. Evet, Kayseri'de de üçüncülük heyecanı yaşanıyor değerli izleyenler. Ankara Amasya'yı şu anda yeniyor. Maçta 60. dakika Ankara yenerse 3 takımda 3'er puana ulaşmış olacaklar. Maçta 60. dakika oynanıyor. Kayseri'de de tribünler tıklım tıklım diyebileceğimiz bir kalabalık var. Bal maçın özellikle ciddi derece bir taraftar var. Müsabakada Kayseri Kadir Has tadında oynanıyor değerli izleyenler. Bu anekdotu da iletmiş olalım. Adem Hakan Denizer. Uğurcan Gülay oynadı. Uğurcan. Doğukan'a döndü. Doğukan, Muzaffer, Uğurcan. Tekrar Muzaffer. Sağına döndü. Adem Hakan topuna hakim olamadı. Şimdi Savaş. Savaş. Solda Kılıç da oynadı. Hakem avantaja bıraktı burada. Özcan. Özcan soldan da Oğuzhan. Fıratman'ı göremedi.
Daha doğrusu Fratman topuna hakim olamadı. Şimdi Ankaraspor Ömer Çoban ile atak tazeleyecek. Ömer sağına döndü, İsmail. İsmail şöyle bir kafasını kaldırdı, takım arkadaşlarına baktı. En sağdaki Recep Çoban'a topu aktardı. Recep topu taşıyamadı, yerde kaldı. Ve orada Ahmet Aydın'ın müdahalesini hakem Erhan Kutlu faul olarak nitelendirdi ve sağ taraftan Gaziantep Ankaraspor serbest atış kullanacak. Müsabakada 54. dakika bitmek üzere değerli izleyenler. Sert bir orta, herkesin bakışı arasında top avuta kadar çıktı değerli izleyenler. Ankaraspor duran top organizasyonlarını bu dakikalarda çok kullanıyor. Adem Hakan döndü Muzaffer'e. Muzaffer hemen sağında kaptan Canberk. Canberk kafayı kaldırdı. Gökalp'le bir duvar pası. Gökalp sağına doğru çevirdi. Orada Emrah'ın uzanamayacağı, erişemeyeceği uzaklığa gitti top. Tabii Ankaraspor'da beklediği golü bulamazsa ilerleyen dakikalarda daha ofansif düşünecek. Mutlak gol lazım çünkü kendisine. Evet. Tabii bu da arkada boşluklar bırakmasına sebep olacaktır. Maçın ilerleyen dakikaları Talas gücüne dönebilir. Tabii Talas gücüne dönmese de bir anlamda maçın Argumanspor'a dönmesi anlamına da gelir. Bunun için Ankaraspor'un gol bulması gerekiyor derken Fırat'ın bir şutu var, kaleci Umut Mete. Fırat ceza alanına girer girmez şutunu attı. 56. dakikada Fırat'ın etkili bir şutu vardı. Fırat da 4 gollü, şu ana kadar 4 golü bulunan bir futbolcuydu. 5. golüne çok yaklaşmıştı ama kaleci Umut Mete gole izin vermedi. Bu kalabalık geliyor şimdi. Adem Ramazan'la oynadı. Ramazan tekrar Adem'e çevirmeden önce Ömer Çoban araya girdi. Ömer Çoban da defansa güven veren bir isim, evet. Gördüğümüz kadarıyla. Saçlarıyla da dikkat çekiyor Fırat'cığım. Hem saçlarıyla hem oyunuyla dikkat çeken bir evet. Oyuncu. Evet, defansın arkasına atılan bir top. Muhammedcan Öztürk için. Offside bayrağını kaldırdı. Muhammedcan Öztürk takım adına tek gol atan isimdi. Savaş'ın arafasından Muhammedcan Öztürk offside'a düştü. Hakem Mehmet Yılmaz Çalışır da bayrağını kaldırdı. Orta hakem Erhan Kutlu düdüğünü çalarak pozisyonu offside olarak değerlendirdi. Hakan, Emrah şimdi Gökhan'a bıraktı. Gökhan'ın ortasında, orada Oğuzhan'a çarpan top döndü ve taca çıktı. Gökhan taca için kullanacak. Emrah'la oynadı. Emrah Gökhan için. Gökhan yine Oğuzhan araya girdi. Bir taca atışı daha. Evet, yani Ankaraspor'un ligin en az gol yiyen takım olması hiç yanıltmıyor. Oğuzhan olsun, Recep olsun, Ömer Çoban olsun çok katı bir defans anlayışı uyguluyor. Çok da başarılılar müdahalelerinde. Evet. Gruplarda yediği gol sayısından da belli defans evet. Ne kadar iyi oldu. Canberk'in orada ayağı biraz havaya fazla kalkınca hakem maçın tansiyon daha düşük. Argoman maçı daha tansiyon yüksek bir maçtı. Evet. Çünkü o maçta her iki takımın iddiası vardı. Bu maçta tek takımın. Bu arada sadece Talas Gücü Belediyespor'da bir oyuncu değişikliği hazırlığı var. Eren Toksoy oyuna girmeye hazırlanıyor. Bakalım kim çıkacak. Evet, 70 numaralı formasıyla Emrah Turan çıkarken
99 numaralı forması Eren Toksa oyuna dahil oldu. Dakika 59. Belirttiğimiz gibi Kayseri'de de Türkiye 3. ligine çıkma heyecanı var. Amasya Spor, Bartın Spor ve Ankara TK'yi takımları çekişiyorlar. İlk maçı Amasya Spor, Bartın Spor maçında 3-0 kazanmıştı. İkinci maçı da Bartın Spor, Ankara TK'yi 1-0 mağlup etmişti. Üçüncü maçta da Amasya Spor, Ankara TK'yi müsabakası oynanıyor. Ve Ankara TK'yi de şu ana kadar 1-0 önde müsabakayı da. Değerli spor yazarı, muhabir arkadaşımız Memduh Efe Borazan takip ediyor. Buradan da Mersin'den de Kayseri'ye kendisine de selamlar iletelim. Hak eden burada olduğu gibi Kayseri'de 3. lige adını yazdırsın istiyoruz. Hem Amasya Spor'a hem Ankara TK takımına da başarılar dileyelim. Tabii maçlar bu şekilde biterse Amasya Spor, Bartın Spor ve Ankara TK'yi birer galibiyet almış olacak. Orada Kayseri'de üçlü penaltı atışlarına geçilecek. Orada çok daha ilginç bir durum ortaya çıkacak değerli izleyenler. Evet, son 30 dakikaya girerken Gaziantep Ankara Spor 1, Talas Gücü Belediye Spor 1. Şimdi Muhammed Savaş'a baktı. Savaş'ın şutu! Top direğin üzerinden avuta çıktı. Çok net bir pozisyonda Ankara Spor adına kaçtı diyebiliriz. Ankara Spor gole çok yaklaştı değerli izleyenler. Muhammed'in pasında sağ taraftan içeri giren Savaş Doğan sert bir vuruş yaptı ama top direğin üzerinden avuta çıktı. Şimdi Muhammed cezalı içerisinde. Muhammed sırtı kaleye dönük Uğurcan karşısında. Muhammed Can pasını verdi. Şimdi Özcan pasını bıraktı. Özcan'ın şut, transfer out yine. Yine Savaş Doğan kaleye yokladı. Bu sefer iki direğin birleştiği noktanın hemen sağından çok az farkla top avuta çıkıyor. Bir dakika içerisinde Gaziantep Ankara Spor iki net gol pozisyonundan yararlanamadı değerli izleyenler. İkisinde de Savaş Doğan topu kaleye göndermeye çalıştı ama muvaffak olamadı bu dakikada. Umut Mete, Doğukan, şimdi Muzaffer, Ramazan, Ahmet Canberk donu, Canberk topu bastı şöyle sağ tarafta bomboş Gökhan, şimdi Gökhan'ı gördü. Gökhan top önüne aldı, Gökhan önünde Eren var, Gökhan duvar pasını Gökhan'la yaptı ama Eren'in hatalı pası, şimdi Savaş Doğan. Fırat'ın ara pasında Umut Mete ama hakem de offside bayrağını kaldırdı değerli izleyenler. Fırat cezayağının hemen önünde Fırat arapasında Uğurcan araya girdi. Ahmet şimdi topu uzaklaştırmaya çalıştı. Orada Özcan ortasında Muhammed'in kafa vuruşu kafalara gitti. Muhammed Can Öztürk 64. dakikanın ilk saniyelerinde takımını öne geçiren ikinci gol attı değerli izleyenler. 64. dakikada
İkinci gol geldi. Bu dakikada Özcan'ın ortası vardı. Muhammed Can Öztürk 64. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü attı değerli izleyenler. Evet, Mersin Arena Stadında Gaziantep Ankaraspor 2, Talasgücü Belediyespor 1. Atışanına gidecek. Şimdi hanelerle çadır karıştı. Evet. Muhammed Can Öztürk bugüne kadar golü yoktu. Bugün iki gol birden atarak takımına belki de üçüncülük kapısını arayan isim oldu. Tabi ilerleyen dakikalar ne getirir bilemiyoruz. Bu dakikada bir değişiklik var. 65. dakikada hemen esnemen listesini açıyorum önüme. Abdullah Alman oyuna girme hazırlığında, bakalım kim çıkacak. Abdullah Alman da olacak tecrübeli bir isim. Şu anda oyundan hangi oyun çıkacak henüz belli değil. Tabii Talasgücü Belediyespor'da bir oyuncu değişikliği hazırlığı var. Evet, Abdullah Alman Ankaraspor adına oyuna dahil olacak ama bakalım oyundan kim çıkacak. Evet, Talasgücü Belediyespor'da da 5 numarasıyla Osman Can ve 15 numarayla 15 mi 95 numaralı Mustafa İlkay Kartal oyuna girecek. Öncelikle Ankaraspor'da oyuncu değişikliği yaşanacak. Altın dakikanın sonlarına doğru yaklaşıyoruz değerli izleyenler. Mersin Arena Stadında oyun yet tekrardan başladı. Hakem oyuncu değişikliğine izin vermedi şu an için. Evet. Gaziantep Ankaraspor 2, Talasgücü Belediyespor 1 ve oyun tekrardan başladı değerli izleyenler. Muzaffer Ahmet'le oynadı. Canberk tekrardan Ahmet'i gördü. Ahmet, Muzaffer, Doğukan. Doğukan Uğurcan'a çevirdi topu. Uğurcan sağ tarafta. Şimdi önündeki Adem'i verdi. Adem. Ramazan. Ankaraspor artık skoru koruma. Tabi fırsat bulsa gol atmak isteyecektir. Tabi Talasgücü'ne de en azından prestij maçında gol lazım. Evet. Bu arada Hayri şimdi topu taca attı. Evet. Oyuncu değişikliği yapılacak. 2 numaralı. Roller değişti. 2 numaralı sırt formasıyla oyundan Recep Coşkun çıkarken yerine 67 dakikada Abdullah Alman. Evet, oyundan çıkan isimler. Talasgücü Belediyespor'da iki değişiklik var şimdi. Evet, Abdullah Alman oyuna dahil oldu ve Recep oyundan çıktı değerli izleyenler. Talasgücü Belediyespor'da 7 numaralı formasıyla sarı kartı vardı. Ramazan çıkarken 95 numaralı formasıyla da Mustafa İlkay oyuna giriyor. Ve kaptan Canberk de yerini Osman'a bıraktı. Ramazan Taşı'nda sarı kartı vardı. Canberk Soykuvvet'te gerçekten de elinden geleni yaptı. Şu anda da Arguan Belediyespor'lu futbolcuların olduğu yerde Halil Aslan, evet, Antun Halil Aslan ve Canberk Soykuvvet bir tartışma içerisindeler. Sanırım skorla alakalı bir durum var ve Talasgücü Belediyespor bugüne kadar onuruyla, şerefiyle, haysiyetiyle geldiği buradan muhakkak yine bu şekilde çıkacaktır.
çamur atmakla bir yere varılmayacağını muhakkak öğrenilmesi lazım. Arguan Belediyespor hakkıyla Talas Gücü Belediyespor'u yenmiş olabilir. Bugün de Gaziantep Ankaraspor yeniyor olabilir. Yani sen yenerken iyi de rakibi yenerken burada bir çamur atmanın da bir manası yok. Türk futbol adına şu önemli bir günde Arguan Belediyespor kafilesinin olduğu yerden de bu şekilde Talas Gücü Belediyespor soyum yedek kulübesinin olduğu yere sataşmalarda şık olmasa gerek diye düşünüyorum. Çarşamba günü Talas Gücü'nü yenen Arguvanlı futbolcular ve teknik heyet bugün Talas Gücü'nün yenilmesine tepki gösteriyor. Evet. Onun zirvesi bu. Elbette ki çünkü bugün Talas Gücü'nün alacağı bir beraberlik ne kendinden üçüncüye taşıyacaktı. Ama tabii sahada mücadele ediyor her iki takımda. Şimdi tabiri caizse iki gün önce bu sahada Talas Gücü Belediyespor nasıl Arguvan Belediyespor'a yatmadı maçı vermediyse elinden gelen mücadeleyi sergilese Ankaraspor karşısında aynısını yapıyor. Tabii. Ve bugün 11-11. Yani çarşamba günü hakemin takdir haklarını Arguvan'dan yana kullanmasında ya da yine böyle saha dışından saha içindeki futbolcuları tahrik ederek oyuncumuza kırmızı kart gösterirken hiç fair play'den bahsetmiyorlardı ama bugün kenarda yine çarşamba günü yaptıkları gibi saha dışından saha içini yönetmeye ya da yönlendirmeye çalışıyorlar. Bu da şık olmuyor tabii ki. Evet. Başta 70'in dakika değerli izleyenler. Burada şunu da söylemek gerekir ki henüz maç bitmedi. Tabi Talas Gücü'nün atacağı bir gol sonrası Talas Gücü'ne bu sözleri söyleyen Arguvanlı teknik heyette bir anda onların attığı golle sevinecekler durumda. Öyle bir aşamada. Tabi şu an kızarken belki 3 dakika sonra gole sevinilecek. Neticesinde futbolun güzelliğini yaşamakta fayda var diye düşünüyorum. Çirkinleştirmek kimseye bir fayda getirmez. Doğan kenara kadar geldi hakemin izin alarak. Sanırım bir sakatlığı var, yüzünde bir problem var. Evet, Hayri'nin savunmanın arkasını sarktı. Evet, penaltı. Penaltı var. Hakem yerde kaldı. Burada yerde kalan isim Hayri Küçükoğlu. Maçta 72. dakika değerli izleyenler. Orada Uğurcan Gülay'ın bir müdahalesi var ve hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi Erhan Kutlu. Ve 72. dakikaya çıkılırken Gaziantep Ankaraspor penaltı kullanacak değerli izleyenler. Hayri ile de ilgili bahsetmiştik. Gerçekten sağ kanatta çok tehlikeli ataklar geliştirmişti ilk yarıda. Kalitesini ortaya koymuştu. Nitekim yine hızını kullanarak defansın arkasına sarktı ve kendisine yapılan müdahale sonrasında takımına penaltı kazandırdı. Evet. 73. dakikada değerli izleyenler, Ankaraspor penaltı atışı kullanacak. Topun başında da penaltıyı kazanan Savaş Doğan. Savaş Doğan var orada. Ömer Çoban var. Bakalım, Ömer Çoban geriye çekildi. Abdullah Halman da topun başında. Abdullah Halman'la Savaş Doğan konuşuyor. Şimdi sanki Savaş Doğan kullanacak ama Abdullah da ben atayım diyor. Şevki Koç da penaltı atışının Abdullah Halman tarafından kullanması işaret etti. Savaş'ta bir moral bozukluğu yaşadı orada.
Evet, Abdullah Halman 67. dakikada oyuna dahil olmuştu. Recep Coşkun'un yerine, evet, 74. dakika içerisindeyiz. Abdullah Halman topun başında. Hakem Erhan Kutlu oyuncuları şöyle bir süzdü. Şimdi kenara doğru geliyor. Ve Abdullah Halman'ın penaltı atışı yapması için düdüğünü çaldı. Abdullah Halman geliyor. Umut Mete'nin sağından topu ağlara gönderdi. 74. dakikada Abdullah Halman penaltıdan attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Evet, Mersin Arena Stadı'nda 75. dakikadayız değerli izleyenler. Gaziantep Ankaraspor 3, Talasgücü Belediyespor 1. Saha içerisinde Ankaraspor futbolcular, tribünde Ankaraspor taraftarları sevinç çuma oluşturmuş durumdalar. Tabii doğruyu söylemek gerekirse canımız yanıyor Talasgücü Belediyespor'un yediği gollerde. Keşke bu goller atan taraf Talasgücü Belediyespor olsa da Türkiye 3. Lig'e adını yazılacak takım Talasgücü Belediyespor olabilseydi. Ama yense de yenese de takımımız 3. takımımız. Tabii buradan 3. Lig'e çıkacak bir takım olacak. Biz de bu takımı tebrik edeceğiz. Maç sonrasında penaltı atışları olacak. Tabii bu penaltı atışlarında ne kadar sizlerle beraber olabiliriz değerli izleyenler. Bunu da federasyon temsilcileriyle görüşeceğiz. Neticesinde 90 dakikalık bir yayın hakkımız var. Ama burada bir penaltı atışları olacak. Gaziantep Ankaraspor ile Arguvan Belediyespor arasında en azından maç bu şekilde biterse bu noktada da biz de yayınlamak isteyeceğiz tabii bu penaltı atışlarını. Osman hala topta. Şimdi Muzaffer, Adem uzaktan kaleye denemek istedi topu. Rakipten döndü şimdi orada. Ömer Çoban. Ömer de defansa güven veren bir isim. Abdullah Halman 3. golün sahibi. Abdullah uzun pasında Muhammed'e gelmedi. Orada Doğukan, Ahmet, Uğurcan oynadı. Tekrardan Doğukan. Muzaffer. Adem Hakan top dışarı attı. Orada yerde yatan isim Oğuzhan Barkın'ı gördü. Tabii futbolcu sağlığı hepsinden önemli. Evet değerli izleyenler, müsabaka bu şekilde sona ererse eğer Gaziantep Ankaraspor ile Malatya Arguvan Belediyespor arasında penaltı atışları gerçekleşecek. Kayseri'de de dakika 85 değerli izleyenler, skor 1-1. Amasya Spor Ankara TK maçında skor 1-1 oldu. Müsabaka bu şekilde sona ererse Amasya 4 puana erişecek ve şampiyon olmuş olacak. Türkiye 3. Lig adını Kayseri'den adını yazdıran taraf olacak.
Değerli arkadaşımız, muhabir arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız Mendo Efe Borazan skorun 1-1 olduğunu ifade etti. Artık normal sürede son 5 dakika Kayseri'de. Amasya'dan 3-4 bin taraftarda Kayseri Kadir Has Stadı'nda takımlarını destekliyorlar. Adeta Kayseri Kadir Has Stadı yangın yeri. Evet, Ankaraspor'da iki oyuncu değişikliği olacak değerli izleyenler. 34 numara forması Ümit Kocabaş ve 17 numara forması Mehmet Ali Bakar oyuna dahil olacaklar. Bakalım oyundan kim çıkacak bu bölümde. Numara formasında Muhammed Can Öztürk çıkarken yerine 17 numara formasıyla Mehmet Ali Bakar oyuna dahil oluyor. Ve Özcan, takım kaptanı Özcan oyundan çıkıyor. Yerine de Ümit Kocabaş girecek. Kaptanlık pazı bandını da İsmail Türk Aslan taktı. Maçta 80 dakika değerli izleyenler. Özcan da takım adına bugün en iyi isimlerden biriydi. Bunun hakkını vermek lazım. Muhammed Can Öztürk de tabii iki gol atarak Ankaraspor'u penaltılara taşır isim oldu diyebiliriz. O da yerini 17 numaralı formasıyla Mehmet Ali'ye bıraktı. Dakikalar Gaziantep Ankaraspor'un lehine keyifli dakikalar sürdüğü dakikalar. Tribünde artık Arguvan Belediyespor'un penaltı için hazırlıklarını başlamasını sağlayacak bu skor. Tabii maç bitiminde de Talas Gücü Belediyespor penaltı atışlarını izler mi izlemez mi bilemiyorum ama buradan boynu bükük olarak ayrılan taraf olacak maalesef. Evet, Arguvan'dan da bir taraftar kitlesi geleceği ifade edilmişti ama Arguvan Belediyespor'dan şu ana kadar tribünlerden azından bir kalabalık yok. Tabii belki de Arguvan sporlu taraftarlar Talas Gücü'nün yenilmeyeceğini düşünmüş de olabilirler. Mehmet Ali'ye. Savaş'la oynadı. Savaş Oğuzhan'a bıraktı. Oğuzhan şimdi Tolga. Tolga geriye döndü. Ömer Çoban. Ömer ile orada Oğuzhan alver yapıyorlar. Oğuzhan da İsmail Türk Aslan'a döndü. Recep'in Özcan oyundan çıkmasından sonrasında kaptanlık pazı bandını almıştı. İsmail en sağdaki takım arkadaşına gönderdi ama offside olarak değerlendirildi pozisyon. Evet, normal sürecin artık son 7 dakika değerli izleyenler. Mersin Arena Stadı'nda Gaziantep Ankaraspor 3, Talas Gücü Belediyespor 1. Thank you.
Hayri, Hayri topu taşıyor. Hayri en sağdaki Mehmet Ali'yi gördü. Mehmet Ali en soldaki diyelim, pardon düzeltelim. Şimdi Savaş. Oğuzhan Barkın, Savaş, Ömer. Tabii artık Ankaraspor top çeviriyor. Top çeviriyor. Oo. Osman'ın sert bir hareketi, sarı kart. Osman rakibinden özür diledi. Savaş'tan sert bir hareket. Osman da oyuna sonradan dahil olan isimlerden de. Oğuzhan Hayri ile oynadı. Ümit Kocabaş. Ümit. Şimdi Mehmet Ali. Mehmet Ali Gökhan'ı geçti mi? Yerde kaldı. Ama Mehmet Ali'nin pozisyonu için hakem offside bayrağını kaldırdı. Evet değerli izleyenler, 32. dakikada Adem Hakan Denizler'in golünü izledik Emrah'ın asistinde. Bunun 3 dakika sonrasında Muhammed Can Öztürk beraberliği sağlamıştı. İlk yarısı 1-1 biten maçın 64. dakikasında yine Muhammed Can Öztürk sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi. 74. dakikada Abdullah Halman penaltı atışını gole çevirerek takımını 3-1 öne geçirmişti. Ve 87. dakikanın son saniyeleri içerisindeyken Ankaraspor'un 3-1 üstünlüğü devam ediyor. Ümit. Ümit şöyle bir etrafına baktı. Sağında hemen Fırat'ı gördü. Fırat da İsmail. Bu dakikada takım kaptanı pazubandı kendisinde. İsmail şöyle kafayı kaldırdı. İsmail en solda Mehmet Ali'yi görmek istedi ama Doğukan'ın Gökhan'ın müdahalesi, top kaleci Asil Kağan Güler'e kadar geldi. Evet. Antep'te Nedir Ferhat'cığım, barak havası mı çalar? Barak havasıyla ünlüdür Antep. Şu anda davullar, zurnalar Antep tribünü adeta Mersin Arena stadını inletiyor değerli izleyenler. Gaziantep Ankaraspor taraftarları 3-1'in mutluluğunu yaşıyorlar. Fırat Mehmet Ali ile oynamak istedi ama başarılı olamadı. Adem Hakan Denizler sağına çevirdi topu. Orada Gökalp bugün pek de etkili olamadı maalesef. Gökalp, Uğurcan'dan Muzaffer'den Ahmet Aydın orta sahadan kaleyi yokladı ama Asil Kağan Güler için çok rahat bir pozisyon oldu. Evet, dakika 89'da bitmek üzere değerli izleyenler. Son dakikalar Gaziantep Ankaraspor'un penaltı atışlarına geçebilmesi için artık son saniyeler diyebiliriz. Oğuzhan Barkın, Ömer Çoban, Mehmet Ali orada müdahale Osman'dan geldi. Taç atışı Gaziantep Ankaraspor'un. Oğuzhan Barkın, o da bugün takım adına çok çalışan isimlerden biriydi. Oğuzhan, orada Uğurcan der araya girdi, taç atışı. Evet, Arguvan da Türk'ü diyarı. Malatya'mız da güzel bir şehrimiz. Arguvan güzel bir ilçesi. Keşke bir tribünlerde dolu dolu Arguvanlar olsa, bir tribünde Ankara olsaydı. Tabii isterdik ki Kayseri olsun. İsterdik ki Kayseri'den halaylar çekilsin. Düğünler de davul zurnalarımızın eşliğinde oyunları burada görebilelim derdik ama maalesef olmadı. Evet, hakem Erhan Kutlu müsabakanın sonuna en az 5 dakika ilave ettiğini ifade etti değerli izleyenler. Artık maçta son 5 dakika içerisindeyiz.
Ankara Spor'unda 3-1 üstünlüğü devam ediyor. Evet, ben her zaman söylediğim şudur. Müsabaka taraftarıyla güzel. Futbolun meyvesidir taraftarlar. Futbolun çiçeğidir taraftarlar. Keşke Kayseri'de olan 3000-5000 taraftar burada da olabilseydi. Dolu tribünler önünde bu müsabakayı anlatabilseydik. Bu da ayrı işin ayrı bir güzelliği olabilirdi. Ama gelenlerin de canı sağ olsun, gelmeyenlerin de canı sağ olsun. Tabii maçı statta izlemek de ayrı bir hava. Mustafa İlkay orada. Ama topun hakimi olamadı. Ümit Kocabaş, Mehmet Ali ile oynadı. Mehmet Ali solunda Abdullah Alman var. Abdullah Alman top istedi. Şimdi Abdullah. Abdullah da bir zamanların profesyonel futbolcusuydu ama çok kilo almış tabii. Zaman, yıllar onu da Abdullah'ı da almış, başka bir yere koymuş. Oo, o da Ümit Kocabaş dengesiz bir giriş yaptı. Bir sakatlık yaşanabilirdi. Hakem Erhan Mutlu, oynayın orada, bir ihlal yok dedi. Şimdi oyun durdu. Gökhan Öz orada yerde. Umarım ciddi bir şey yoktur. Evet, Abdullah Halman da bakıyorum. 5. golünü atmış takım adına. Kendi adına. Penaltı atışlarını verecek misiniz diye. Evet, eğer ki verebilme imkanı bulursak penaltı atışlarını da vermeyi düşünüyoruz. Arguvan Belediyespor istiyor muymuş penaltı atışlarının verilmesini Ferhatcığım? Arguvan taraftarını, Arguvan halkını ekranlarda göremiyoruz, tribünlerde de göremiyoruz. Evet, önemli olan saha içerisinde, yani içerisindeki futbolcuların göstereceği performans. Biz de tabii penaltıları izletmek istiyoruz. Müsabaka bitiminde TFF temsilcileriyle yayınımız devam ettirme noktasında bir görüşeceğiz muhakkak. Offside'da Hayri Kıcıkoğlu. Hayri de bugün takım adına çok çalışan isimlerden. Değerli izleyenler, artık müsabakada son 2 dakika içerisine girmiş bulunuyoruz. Gaziantep Ankaraspor'un 3-1 üstünlüğü devam ediyor. Tabiri caizse saha içerisinde de saha dışında da herkes bu skoru şu an için kabullenmiş durumda. Maç bitse de penaltılara geçecekler gibi. Hakemin son düdüğü çalmasını bekliyorlar. Tabii biz de onu bekliyoruz çünkü maçın sonucu artık belli oldu. Ankaraspor bu karşılaşmayı kazandı. Son iki dakikada bir futbol mucizesi olmaz sanırım. Yani gördüğümüz kadarıyla olacak gibi gözükmüyor. Asil Kaan Güler topun hakimi şu anda. Evet, 90+4. Dakika içerisindeyiz değerli izleyenler. Futbolcular tarafı, hatta hakem bile sürenin dolmasını bekliyor. Ömer Oğuzhan'la oynadı. Oğuzhan. Gökalp. Gökalp yerde kaldı. Oğuzhan'ın müdahalesinin faul olduğu kararına varıldı. Şimdi Uğurcan Gülay serbest kullanacak ama bıraktı. Adem Hakan Denizer kullanacak. Takımın önemli isimlerinden. Tabii bugün bizler de ETV ailesi olarak hem Arguvan Spor'un Talas Gücü galibiyetini hem Ankara Spor'un Talas Gücü galibiyetini ekranlarda tüm izleyicilerimizle paylaştık. Elbette ki yayınımızda sonuçta memnun olmayan taraftarlar olabilir ama neticesinde biz oynamıyoruz. Biz sadece burada maçın yayınını sizlere ulaştırmak için varız. Penaltı atışlarında da her iki takıma da başarılar diliyoruz şimdiden. Hak edenin kazanacağı bir sonuç ortaya çıksın. Tabii penaltı biraz da şans işi. Tabii şans kimin yanında olacak onu da bekleyip göreceğiz biz ama bakalım bu penaltı atışlarını da izleyicilerimize aktarabilmek için bir gayret göstereceğiz. Evet, son dakika içerisinde Talas Gücü Belediyespor'un bir hata var.
O noktada Mustafa İkay kafayı vurdu. Avuta çıktı ve müsabaka sona erdi değerli izleyenler. Gaziantep Ankaraspor Muhammedcan Öztürk'ün 2, Abdullah Alman'ın 1 golüyle müsabakayı 3-1 kazandı. Tebrikler Ankaraspor. Teşekkürler Talas Gücü Belediyespor. Bize yaşattığın ve yaşadığın güzellikler için teknik direktöründen, başkanından Sayın Yunus İloğlu, antrenör Halil Aslan'dan, takım kaptanı Can Berkin'den, kalecisi Umudundan, Ahmet'inden, Adem Hakan'dan, Muzaffer'inden, Uğurcan Gülay'ından, Gökhan'dan, oynayan oynamayan tüm Talas Gücü Belediyespor futbolcularına, yardımcı antrenörlerine, masörüne, malzemecisine, kulüp müdürü Sabri Gülmez'e kadar hepsine teşekkür ediyoruz. Umarız bu sezon yaşayamadığını önümüzdeki sezon yaşar Talas Gücü Belediyespor ve Türkiye üçüncüye çıkar. Canlı sağ olsun kardeşlerimiz, canlı sağ olsun arkadaşlarımız, canlı sağ olsun Talas Gücü Belediyespor diyoruz. Evet, az sonra da tabii ne kadar süre bekleyecekler bilmiyoruz ama hakemin belirlediği süre sonrasında da penaltı atışlarına geçilecek ve üçüncü lige çıkan takımı penaltı atışları sonunda belirlenecek. Görüşmek üzere.
Hocam sıralamayı nasıl yapaydın? Evet, şimdi hakem ve takım kaptanları kura çekimi yapacaklar. Saha ve top atışı için. Evet, biz de saha içerisindeyiz. Evet, Gaziantep Ankaraspor ile Arguvan Belediyespor Mersin Arena stadında penaltı atışları gerçekleştirecek. Hemen stadyum bahsedeyim. Her iki takımı dörder puanla tamamladıkları için bu üç müsabakayı karşılıklı penaltı atışı yapacaklar. Ve her iki takım da beşer seri penaltı atış yapacak. Eğer bu beş atış noktasında eşitlik bozulmazsa sonra her iki takım karşılıklı birer penaltı atışı yaparak skoru kendi lehine çevirmeye gayret edecekler. Evet, bir yanda Gaziantep Ankaraspor, bir yanda Malaguan Belediyespor. Artık hakemler hangi topu penaltı atışına kullanacaklarına karar verirken, diğer taraftan da müsabakanın hakemi de takım kaptanları ile birlikte de hangi kalede penaltı atışı yapılması noktasında bir karar vermek adına da kalelere bakıyorlar. Evet, penaltı atışlarında da hakem Erhan Kutlu, Mehmet Şengül ve Mehmet Yılmaz çalışır görev yapacak değerli izleyenler. Artık nefeslerin tutulduğu dakikalar. Evet, biz de ETV Kayseri olarak penaltı atışlarını naklen yayınlayacağız. Evet. Hakem Erhan Kutlu sanırım bir karara vardı. Kendilerine de canlı yayına bir mikrofon uzatalım Sayın Şanlıurfa Bölgesi hakemlerine. Hocam, kararınızı verdiniz sanırım. Hangi kalede penaltı atışları yapılacak? Yazı tur atışı yapılacak. Peki. Kaptan! Kaptan! Kapı! Evet, hakem Erhan Kutlu her iki takım kaptanların yanına çağırdı ve bir kura çekimi yapılacak. Evet, top mu kalemi denecek. Hani derler ya, sözün bittiği yer burada, futbolun bittiği yer, çünkü geçtiğinde penaltı atışlar biraz da futbol şansı yanınızda olacak. Evet. Çünkü hani derler ya, kaleci penaltıyı kurtarır mı yoksa futbolcu penaltıyı kaçırır mı? İşte bunları yaşayacağız birazdan. Ve karar verildi sanırım. Evet. Ankaraspor futbolcu arasında mikrofonumuzu uzatalım. Hasan. Beyler, biz her zaman maçtan önce böyle kendimiz dua ettik. Rabbim dua getirdi. İnşallah bundan sonrasında Kasım'da 3. lige hep birlikte çıkma sevinçini yaşayacağız. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ankaraspor'un vuruşuyla başlanacağını söyledi hakem. Evet. Evet, artık Mersin Arena stadında nefesler tutuldu değerli izleyenler.
Evet sevgili ETV izleyenleri, az sonra Ankaraspor'la Arguvanspor arasındaki üçüncülüğe çıkma mücadelesi penaltı atışları sonucu belli olacak. Penaltı atışlarına öncelikle Ankaraspor kullanacak penaltı atışını. Tabii öncelikle beşer penaltı atışı kullanacaklar her iki takımda. Beşer penaltı atışı sonunda eşitlik bozulması seri penaltı atışlarına geçilecek. Tabii her iki takım futbolcuları da orta çizgide bir araya geldiler. Teknik heyet ve yedek futbolcular da saha kenarındalar. Tabii Arguvanlı taraftarlar da şu anda stada giriş yaptılar. Evet, ilk penaltı atışı için topun başına geçecek isim Ankaraspor'dan 19 numaralı Muhammed Can Öztürk Gaziantep Ankaraspor'da ilk penaltı atışını gerçekleştirecek. Skorboard kale arkası, skorboardun bulunduğu kale arkası taraftaki kalede penaltı atışı gerçekleşecek. Evet değerli izleyenler. Ve ilk penaltı için Muhammed Can Öztürk bugün takım adına 2 gol attı. Evet, takımını penaltı atışlarına taşıyan Muhammed ilk penaltı atışıyla takımını öne geçirebilecek mi az sonra göreceğiz. Evet, kalede de Alptekin Teytey oldukça tecrübeli bir isim görev yapacak. Muhammed Can Öztürk topu aldı. Artık topla son birkaç kelam ettikten sonra topu yere bıraktı. Şimdi hakem Erhan Kutlu da kendisine yapması gerekenleri ifade etti. Alptekin Teytey de artık son motivasyonunu kendi adına gerçekleştiriyor. Biz de her iki takıma başarılar diliyorum. Hak eden kazansın. Bir yanda Gaziantep Ankaraspor, bir yanda Malatya Arguvan Belediyespor değerli izleyenler. Seri penaltı atışları sonrasında bugün buradan bir takım üçüncülük apolisini takmış olarak şehrine, ilçesine dönecek. Bakalım buna kim muvaffak olacak? Evet, ilk atış Muhammed Can Öztürk'ten gelecek. Evet, hakemler de son kontrollerini yapıyorlar. Az sonra penaltı atışlarına geçilecek. Evet, kaleci Alptekin de kalesindeki yerini alıyor. Ki takım yedek kulübeleri de oldukça heyecanlı bir şekilde birbirlerine kenetlenmiş durumda. Tüm futbolcular, oynayan oynamayan herkes. Evet. Ve evet, Alptekin Teytey de yerini aldı. Evet, Muhammed geri... Evet, Muhammed geliyor topa üzerine. Muhammed vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu. Ankaraspor 1-0 öne geçiyor penaltı atışlarında. Kaleci ve topu ayrı köşelere yolladı Muhammed. Şimdi Arguvanspor'da topun başına gelen isim. Evet, Mehmet Ballı. Mehmet topun başına geliyor. İlk penaltı atışını Mehmet Ballı yapacak. Evet. Tabii Mehmet topun başına gelirken kalesinde de Asil Kağan yerini aldı. Duran topların usta ismi Arguvan Belediyespor adına Mehmet Ballı. Evet, hakem işaretini bekliyor Mehmet. Ve hakem işaretini verdi. Mehmet topun üzerine geliyor. Mehmet atışını kullandı. Mehmet de gol attı ve Arguvanspor eşitliği sağladı. Mehmet de kaleciyi ve topu ayrı köşelere gönderdi. Eşitlik bozulmuş diye birinci penaltı atışları sonucunda. Şimdi Abdullah Halman
Bugün takımının 3. golünü penaltıdan atan isim, evet. Abdullah Alman oldukça tecrübeli bir isim. Seri penaltı atışlarında takımının 2. penaltısını atmak üzere topu şu an eline aldı ve penaltı noktasına koydu. Hakem Erhan Kutlu kendisini yapmaz gerekenler noktasında uyardı ve Abdullah Alman topun başına geliyor. Evet, uçta hakem bir isim Abdullah Alman da. Hakem işaretini verdi. Abdullah topun üzerinde geliyor. Abdullah vurdu ve kaleci kurtardı. Evet. Aktekin Tete kurtardı. Avantaj Arguvan Spor'a geçti. Maçın 70. dakikasında penaltıdan golünü atarak Talasgücü Belediyespor karşısında takımını 3-1 öne geçti Abdullah Alman. Seri penaltı atışlarında topu kalecinin üzerine nişanladı ve takım adına da penaltıyı kaçıran isim oldu. Şimdi diğer takım arkadaşlar da kendisini teselli ediyor diyelim. Evet. Topun başına Eray Baba geldi. Eray da takımını öne geçirmek için penaltı atışını kullanacak. Evet, hakem düdüğünü çaldı. Eray topun üzerine doğru geliyor. Eray vuruşunu yaptı ve Arguvan Spor Gaziantep Anka Spor karşısında 2. penaltı atışları sonucunda 2-1 öne geçti. Şimdi bir tecrübeli bir isim daha geldi topun başına. Savaş Doğan penaltı yapmak istemişti ama Abdullah Alman'a bırakmıştı maç içerisinde. Şimdi o penaltı atışını gerçekleştirecek. Takımının 3. penaltısını atacak. İlkinde Muhammed Can Öztürk gole çevirmiş. Abdullah Alman da kaçırmıştı. Şimdi Savaş Doğan'ı izleyeceğiz. Evet. Savaş topun gerisinde. Evet, hakem işaretini verdi. Haydi Savaş. Savaş topun üzerine geliyor. Savaş geldi. Vuruşunu yaptı ve toparlardı. Evet, Anka Spor 2-2 yaptı durumu. Ancak Arguvan Spor 3. penaltı atışını kullanacak. Tabii şu da bir gerçek ki artık avantaj Arguvan Spor'da şu an itibariyle. Bu golü atarsa tabii. Tabii. Topun başına gelen Güven Gürsoy. Arguvan Belediyespor adına 3. penaltı atacak isim 17 sup numarasıyla Güven Gürsoy. Evet, Güven topu penaltı noktasına bıraktı. Hakemin işaretini bekliyor. Hakem işaretini verdi. Güven topun üzerine geliyor. Güven vuruşunu yaptı ve toparlarda gol. Arguvan Spor 3. penaltı atışları sonucunda 3-2'lik üstünlük sağladı. Şimdi çok tecrübeli bir isim topun başına gelecek. Oğuzhan Barkın 3 numaralı sırt formasıyla takım adına 4. penaltı atışını gerçekleştirecek. Belki de kader penaltısı diyebiliriz buna. Mersin Arena Stadı'nda 3-2 Arguvan Belediyespor'un penaltı atışlarında üstünlüğü var değerli izleyenler. Artık son 2 penaltı atışlarına girilirken bakalım skorda bir değişiklik olacak mı? Oğuzhan topu penaltı noktasına koydu. Çok kritik bir penaltı. Bugün duran topların hep başında Oğuzhan Barkın vardı. Bakalım bunu nasıl kullanacak? Evet. Oğuzhan topun üzerine geliyor. Oğuzhan çok sakin, çok klas bir vuruşta golü attı. Ve şu anda durum 3-3 oldu ama Arguvan Spor'un 4. penaltısını kullanma denir. Evet, Arguvan Spor'da topun başına gelen oyuncu 9 numaralı formasıyla Engin Yıldız. Engin Yıldız da Talasgücü Belediyespor maçında oyuna sonradan dahil olmuştu. Bakalım çok kritik bir penaltı. Tabii bunu bu penaltıyı gole çevirdiği takdirde Arguvan Belediyespor çok büyük bir avantaj elde etmiş olacak. Evet. Topun üzerine geliyor. Vuruşunu yaptı ve toparlarda. Tabii kaleci
köşeyi bilmesine rağmen topu kurtaramadı. Ve dördüncü penaltı atışları... Karangüler'de köşeleri yakalıyor ama... Evet. Dördüncü penaltı atışları sonrasında Arguvan Belediyespor, Gaziantep Ankaraspor karşısında 4-3 önde. Artık son penaltı atışları. Yani ya artık Arguvan Belediyespor kaçıracak ya da... Evet. Samet topun üzerine geliyor Ankaraspor'da. Samet Katanal bugün ilk 11'de görev yaptı Talas Gücü Belediyespor müsabakasında. Bakalım nasıl bir penaltı atışı olacak. Tabii kaçırırsa... Kaçırırsa Arguvan Belediyespor 3. Lig'e merhaba diyecek. Artık kader penaltıları sevgili Ferhat. Evet. Futbolcunun ayağının titrediği anlar bu dakikalar. Ne yalan söyleyeyim, ben bile izlerken o kadar heyecanlıyım ki şu an iki takım futbolcusu olmak istemezdim. Evet. Samet gerildi. Hakem düdüğünü çaldı. Samet topun üzerine geliyor. Samet vuruşunu yaptı ve toparladı, gol. Artık iş son penaltıya kaldı. Ve topun başına gelen isim Mert Ali Turgut. 10 numaralı formasıyla yanlış görmüyorsam, evet, Mert Ali Turgut artık kader tamam. Penaltına... Tamam mı, devam mı diyecek Mert. Tabii burada Mert'in kaçırıp asıl Kaan Güler'i kurtarması lazım maçın uzaması için. Evet. Yoksa Mert arkadaşlar da asil Kaan'a başarılar dilediler. Mert bir tarafta, Mert bir tarafta, asil Kaan. Bakalım Mert atacak mı ya da asil Kaan kurtaracak mı? Belki de şampiyonun belli olacağı penaltı. Tabii atarsa Arguvan şampiyon olacak ve 3. Lig'e merhaba diyecek. Kaçırması halinde tabii seri penaltı atışları devam edecek. Çok kötü bir penaltı atışı maalesef. Evet. Abdullah Alman'ın kaçırdığı bir penaltı var Ankaraspor adına. Tabii bu da Ankaraspor adına keyif veren, sevinç veren. Evet, hakem düdüğünü çaldı. Mert topun üzerine geliyor. Mert vuruşunu yaptı ve toparlandı, gol. Mert'in golüyle Arguvan Belediyespor 3. Lig'e merhaba diyor. Ve şampiyon Arguvan Belediyespor oluyor. Bu penaltı atışları sonrasında. Hocam tebrikler. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. 3. Lig'e çıktınız. Allah hak edeni yanındadır. Biz hak ettik. Kazandık. Hepsini kutluyorum. Malatya armağan olsun. Eşime çocuklarıma armağan olsun bu galibiyet. Çok emek verdik. Allah'a şükür. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hak eden kazandı. Talas maçında da verdim röportajı. Hak eden kazansın dedim. Çok şükür hak eden bizdik. Allah hak edenin yanındadır. Tebrik teşekkür ediyorum. Ediyorum. Teşekkür. Sağ olun. Tamam. Sağ olun. Tebrikler. Tüm Malatya selam söylüyorum. Malatya selamlar. Evet, 3. Lig'desiniz. Neler söyleyeceksin? Bu mutluluğun tarifi yok. Çok mutluyuz. Hak ettik, bugüne kadar geldik. Biz çok mücadele verdik. Çok cefa çektik. Meyvesini de aldık. Rakip takımımızı da tebrik ediyorum. Buraya kadar geldiler, emeklerine sağlık. Arkadaşlarım, kardeşlerim var orada. Hepsine ayağına sağlık. Arguvan 3. Lig'e merhaba olsun. Diyarbakır'ın gülü! Evet. Sevinç gözyaşları görüyoruz. Neler söylemek istersin? Bitti, sonunda başardınız. Eşin mi? Telefondaki. Sevgilim abi, sevgilim. Neler söylemek istersin? Abi vallahi zor geçti, zor süreçten geçtik. Yemin ederim hak ettik. Her şeyin arkadaşlarıma ayağına sağlık. Gerçekten yani bu bambaşka bir duygu. Biz zor yollardan geçtik buralara kadar. Yani her iki takımdan da üstün oynadık iki maçta. Allah'ın dediği oldu. Çok mutluyum. Yani konuşamıyorum abi. Çok teşekkür ederim. Başarılar. Sağ olun. Sağ olun. Çok büyük be. Abi şampiyon yapan takım bu. Forması bu ya. Gol attı. Şampiyonluk geldi. Neler söyledi? Abi çok mutluyuz. Biz bunu hak ettik. Sonunda da Arguvan'a şampiyon yazdırdık. Tebrikler. Eyvallah. Evet değerli izleyenler. Bir yanda sevinç, bir yanda hüzün var tabii.
kazananı tebrik etmek, kaybedeni de teselli etmek gerekiyor. Bugün Mersin Arena Stadında Arguvan Belediyespor Türkiye 3. Lig apoletini taktı. Talas Gücü Belediyesi önce Ankaraspor'la berabere kaldı. Ardından Talas Gücü Belediyespor'u yenerek 4 puan ulaştı. Bugün de Ankaraspor'la karşılıklı penaltı atışları sonrasında da 3. Lig adını yazdıran taraf oldu. Arguvan Belediyespor Malatya'ya, Arguvan'a hayırlı olsun diyelim. Tabii Ankaraspor'a çok emeği var. Çok da iyi futbol oynadılar. Çok da iyi mücadele ettiler. Ama bugün burada sevinen bir takım olacaktı ve Malatya halkı, Arguvan Belediyespor camiası sevindi. Tebrik etmek lazım. Arguvan Belediyespor penaltı atışları sonrasında Mersin Arena Stadında 5-4 kazanan taraf oldu ve Türkiye 3. Lig'e adını yazdırdı değerli izleyenler. Önemli bir müsabakaydı. Hepsinin önemlisi de sağ içeri zaman zaman elektriklenmeler oldu ama burada oynanan 3 müsabakada centilmenlik çerçevesinde geçti. Bu noktada hocam çok istediniz. Hocam çok istediniz ama olmadı. Kısmet diyelim. Neler söylersiniz hocam? Nasip, ben galip gelen Arguvan takımını, teknik ekibini, camiasını kutluyorum. Nasip değilmiş. Çok iyi bir maç oynadık. 90 dakika Talas'a hiç şans vermedik. Nasip kısmet. Statü böyle bir şey. Sezonu lider tamamlayabilirsin ama nasip kısmet. Tebrik ediyorum. Çok sağ olun hocam. Başarılar. Evet. Tabii sezonun en az gol yiyen ekibi Ankaraspor. Burada da 4 puan aldı ama işte hocam da dediği gibi statü farklı bir noktada kader ağlarını ördü Ankaraspor için. Tabi bugün sevilen bir takım olacaktı. Bugün Arguvan Belediyespor Türkiye 3. Lig adını yazdıran taraf oldu. Bu noktada değerli izleyenler, Mersin Arena Stadı, Mersin şehri bu güzel organizasyonu ev sahipliği yaptı. Bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine, Mersin Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkililerine, Mersin Arena Stadı yetkililerine sonsuz teşekkür etmek lazım. Gerçekten de gıpta edilecek, imrenilecek bir stat var bu noktada. Umarız Mersin'de tebrikler, tebrikler diyoruz. Tebrikler, sağ olun. Bu noktada umarız Mersin'de Süper Lig'de bir takım olursa bu stadında hakkını verirler. Bunu da bir anekdot olarak dipnot düşelim. Evet, şu anda Arguvan Belediyespor futbolcuları taraftarıyla beraber şampiyonluğu yaşıyorlar. Bir kez daha kendilerine doğru, ben de bu Yeşilçim'in üzerinde olmamam gereken ayakkabıyla futbolcuların yanına doğru ilerliyorum. Bu sevinçlerine ortak olacağız. Burada hem Talas Gücü Belediyesporlu olduk, hem Arguvan Belediyesporlu olduk, hem Ankaraspor'lu olduk. Tabii kazana tebrik etmek gerekiyor. Şu anda biz kazana takımımıza tebrik etmek üzere yanlarına doğru gidiyoruz. Evet, hem sevinç gözyaşları var, sevinçler var, tarif edilemeyen mutluluk var. Hani ne derler, anlatılmaz yaşanır. Bunu yaşamak gerekir. Tabii kıskanmıyor değiliz. Keşke Talas Gücü Belediyespor'da bu mutluluğu yaşayalı olabilseydi. Bakın bu mutluluğu yaşayan minik bir yavrumuz var. Kimdir bu? Kızım olabilir. İlk defa maçıma geliyor. İsmi nedir? Yazmila. Yazmila. Baban kazandı, neler söylemek istersin? Şampiyon oldu baba kızım. Babayı bir öpmen gerekiyor bence. Öp bakayım babayı. Öp abi görsün. Fotoğrafa geç istersen. Gel babacığım, gel. Gel abi, senle gel. Senle gel. Yumruk. Hazır beyler. Evet. Şampiyonluk geldi. Çok şükür. Takım pazartesinden beri mükemmel mücadele etti. Sanki pazartesi günü bir maç oynamış gibi çıktık. Çarşamba günü de maçı kazandık. Allah şükürler olsun. Penaltılarda da bütün takım arkadaşlarım hepsine ayağına yüreğine sağlık. Çok iyi penaltı kullandılar. Allah bize nasip etti. Şükürler olsun. Herkese ayağına sağlık diyorum. Teşekkürler. Evet Fırat'cığım. Evet, yani bir yanda sevinç, bir yanda üzüntü. Tabii ki Talas Gücü'nü görmek isterdik bu durumda ama Arguvan'da Talas Gücü maçında oynadığı oyunda gerçekten iyi bir takım olduğunu göstermişti. Tabii bizim de son kişi kalmamış, daha sonra kalmamız bunda bir sebepti ama ne diyeyim, hak ettiler, hak ettiklerini şampiyonlukta çıktılar.
Hadi şampiyon! Şampiyon! Sıra sizde. Öp o zaman. Başkanım, canlı yandayız. Neler söylersiniz? Şampiyon oldunuz. Vallahi gördüğünüz maçı izlediniz. Evet. Yani bizden önceki maç, evet, ne kadar şaibeliydi ama gerçekten şaibede yoktur başkanım. Vardı, haksızlık etmeyelim. Biz onurumuzla şampiyon olduk. Hepsini tebrik ediyorum. Türkiye futboluna hayırlı uğurlu olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu arada futbolcular da ekstra bir film istiyorlar sanırsam. Film vallahi hak ettiler başkan. Futbolcular da film hak ettiler sanırsam. Evet. Hocam, öncelikle kanalınız olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptınız. Ben sizin YouTube'daki diğer maçlarınızı da yayınlarınızı da izledim. Gerçekten gurur duydum. Çok da yansız, harika yorumlar yaptınız. Yani bir kendiniz ifade etmiştiniz. Yok, hayır. Şöyle söyleyeyim ben size. Siz ona başlarken dediniz ki Kayseri'yiz, futbol yorumcusu değiliz. Tabii futbol yayıncısı yani. Değiliz, spiker de değiliz ama buna nazaran harika bir maç yayını çıkardınız. Teşekkür çok ederim. Harikaydı. Ben harikulade beğendim. Ben sizi tanıyabilir miyim? Mehmet Altun ben. Arguvan Spor Başkanı'nın yeğeniyim. Evet. Hakikaten buradan hem Arguvan Spor'u hem Talas Spor'u aynı zamanda Kayseri Spor'u da özür dilerim. Gaziantep Spor'u da tebrik ediyorum. Talas'ı zaten tebrik ediyorum. Bizler bence tebrik ediyorum. Talas da bugün hak ettiği oyunu oynayamadı. Bence bir galibiyet hissedebilirdi. Tabii duygusal yaklaştı ama Talas Gücü Belediyespor'unda bir şaibeye de imza attı. Asla yok. Başkan tabii ki şu andaki adrenalin, evet, şu andaki adrenalin, evet, şu andaki evet, ifade biçimi. Ben sizin Başarın mahallesindeyim fakat 40 yıldır Mersin'de oturuyorum. Fahri Arguvanlıyım. Tüm Arguvanları kutluyorum. Eyvallah, çok sağ olun. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ve ben de şu anda canlı yayın yapıyorum. Arguvan'daki Can Kırtasiye şu anda beni izliyor. Eyvallah. Onlara da selam olsun buradan. Evet. Fahri Arguvan'ın yani tebrik sonuç itibariyle ben başarınızın devamı diliyorum. Ertesi. Eyvallah. Yani Talas Spor'unda kesinlikle böyle bir şeye ne teveccüh ne tenezzül etmeyeceğine ben yürekten inanıyorum. Güzel bir müsabaka oldu ama ben Talas'ın da buradan kendi takımına ve şehrine bir galibiyet hediye etmesini yürekten beklerdim, isterdim ama inşallah seneye diyelim şampiyon olursunuz. Şunu dedik ya, yayında buluşuruz. Sandık mı? Evet. Keşke Talas Gücü Belediyespor burada üçüncü yani kısmet olsaydı. Abi bu ama şeyler. Ama tabii Arguvan'da bizim kısmet memleketimizin bir ilçesi, tabii, belediyesi. Evet. Gurur duyduk, onur duyduk. Beraber umarım güzeliz. Üçüncü ligde de başarılara imza beraber var. Güzeliz. Tabii. Beraber de güzel olmaya devam edeceğiz. Çok başarılarınızı ve yayın hızında başarınızı devam edin. Çok sağ olun. Demek istiyorum. Sporu 3. ligde başarılar dilerim. Çok mersi. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Sağ olun. Memnun oldum. Ayağınıza sağlık. Evet. Fırat'cığım yani şu statta keşke Kayseri Talas Gücü Belediyespor kupayı alsaydı. Yani bunu da olmaz. Bize şu cümleleri duymak da bizler için gerçekten bir gurur vesilesi oldu. Onu da söylemeden geçemiyoruz. Evet sevgili ETV Kayseri izleyenleri. Tabii şimdi yola çıkacağız, yüklere yetişebiliriz ama yolda yüklere çıkacak bir yer buluruz herhalde. Umarım. Sevgili ETV Kayseri izleyenleri, 3 gündür Mersin'deyiz. Mersin Arena Stadı'ndan canlı yayınlarımızı yaptık. Bugün gönül isterdi ki Talas Gücü Belediyespor Türkiye 3. lige çıkan başarıya imza atsaydı. Ama yine bizim canımız ciğerimiz. Ve bugün burada da Türkiye 3. lige çıkan Arguvan Belediyespor'u tebrik ediyoruz. Burada mücadele eden Ankara Spor'u da tebrik ediyoruz. Talas Gücü Belediyespor'u da tebrik ediyoruz. Tabii en büyük tebriği de bizi canlı yayınlarımızda yalnız bırakmayan Kayseri'de, İstanbul'da, Ankara'da, Malatya'da, Antep'te, yurt dışında, Fransa'da, Almanya'da bizlere destek veren değerli izleyenlerimize ve tabii ki en büyük de sponsorumuz Köşk Sosyal Pazarı'na teşekkür ediyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldiğini düşünerek canlı yayınımızı biz burada noktalıyoruz ve kameralarımızı merkez stüdyolarımıza çevirebiliyoruz. Köşk Sosyete'nin katkılarıyla yayınlanan Gaziantep Ankaz Talas Gücü Belediyespor maçı sona erdi.